Evet arkadaşlar, oturumu açıyorum. Değerli meclis üyeleri, değerli misafirlerimiz, yerel yönetimlerde aday olan başkanlar, meclis üyelerimiz, hepiniz meclis toplantımıza hoş geldiniz. Oda meclisimizin 15. dönem 5. olağan toplantısını açıyorum. Öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Buyurun. Evet. Oda meclis oda başkanımız Hüseyin Halil'in konuşması olacak. Buyurun başkanım. Evet, Sayın Meclis Divanım, değerli meclis üyelerim, kıymetli hazırın, değerli önceki dönem oda başkanlarım, 1-7 Mart muhasebe haftası kapsamında düzenlemiş olduğumuz 15. dönem 5. olağan oda meclis toplantımızın mesleğimize ve odamıza faydalı olmasını diliyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Değerli meclis üyelerimiz, faaliyet dönemimizin 5. meclis toplantısı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Toplantımıza geçmeden önce siz değerli meslektaşlarımızın muhasebe haftasını kutluyor, çeşitli etkinliklere ve ziyaretlere imza attığımız muhasebe haftamızın tüm meslektaşlarımıza ve meslek camiamıza katkı sağlamasını diliyorum. Sevgili meslektaşlarımız, meclis gündemimizden de göründüğü üzere bugünkü meclis toplantımızın bir konu bir konuk bölümünde odamıza 1996-98 yılları arasında başkanlık yapmış olan değerli üstadımız yeminli mali müşavir Sayın Rahmi Yılmaz'ı ağırlayacağız. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Sayın Rahmi Yılmaz'dan oda başkanlığı dönemindeki mesleki mücadeleleri ve anılarını dinleyeceğiz. Kıymetli vaktini ayırarak bugün bizlerle bir araya gelen değerli başkanımız Rahmi Yılmaz'a ve tüm geçmiş dönem oda başkanlarımıza, odamıza katkı ve emeklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli meclis üyelerimiz, değerli başkanımıza sözü vermeden önce meclisimizin önemli bir gündem maddesi var.
Biliyorsunuz 31 Mart yerel seçimleri bizim için ve ülkemiz için önemli bir gündem maddesi. 31 Mart'ta ülkemizde yerel yönetimlerin, mahalli idarelerin yeni kadrolarını belirleyeceğiz. Bugünkü meclis toplantımızda çeşitli partilerden yerel seçimlerde belediye başkanlığı ve meclis üyeliğine aday olan meslektaşlarımızı sizlerle bir araya getirdik. Kendilerine çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum. Bildiğim kadarıyla bugünkü toplantımıza 3 belediye başkan, 46 tane belediye meclis üyesi adayı davet ettik. Katılıp projelerini, görüşlerini bizimle paylaşan tüm aday meslektaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde başta yerel yönetimler olmak üzere tüm kamu kurumlarına bünyelerinde bulunan muhasebe, finans birimlerinde ruhsatlı meslek mensubu çalıştırma çağrısında bulunuyoruz. Bu neredeyse tüm yönetim dönemlerinin bir dileğidir arkadaşlar. Sizler de seçileceğiniz mahalli idarelerde bu arzumuzu lütfen dile getiriniz. Oradaki muhasebe, finans ve vergi ile ilgili olan tüm bölümlerde ruhsatlı meslek mensubunun bulundurulması konusunda sizlerden de elinizden geleni yapmanızı rica ediyoruz. Ayrıca Bursa'daki büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile tüm kamu kurumlarından hesaplarını, işlemlerini, defterlerini bağımsız denetimini yapma konusunda Bursa'da bağımsız denetçilik yetkisine sahip mali müşavirleri tercih etmelerini talep ediyoruz. Yerel güçlerimiz bu işleri rahatlıkla yapabileceklerdir. Yerel seçimlerde her kademede aday olan siz değerli meslektaşlarımızdan da bu taleplerimize mümkün olan her ortamda dile getirmenizi, buralarda ısrarcı taleplerimizin sesi olmanızı diliyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 1 Nisan sabahı yerel yönetimlerde görev alacak yeni kadrolardan mesleki faaliyetlerimizin yanı sıra yaşadığımız kente dair bazı talep ve beklentilerimiz de vardır. Yani onlardan kendilerini tanıtmadan önce bizim onlardan taleplerimizi dile getirelim istedik. Yönetimlerde katılımcı anlayış demokrasilerin ön koşuludur. Hayata geçirilecek olan projeler ilişkin mutlaka akademik odaların ve sivil toplum örgütlerinin görüş ve önerileri alınmalıdır. Saydamlık ve hesap verilebilirlik önemsenmelidir. Yönetimlerde şeffaflık ilkesi ön planda tutulmalı. Belediye komisyonlarının tutanakları, meclis kararları ve her türlü denetim raporlarına vatandaşların kolaylıkla ulaşabilmeleri sağlanmalıdır. Kaynaklar etkin kullanılmalı. Yapılan gereksiz tüm kaynak tüketiminin vatandaşın cebinden çıktığı unutulmamalıdır. Bu konuda odamızı örnek almanızı ısrarla tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yargı kararlarına uyulmalı. Her türlü projede öncelikle kamusal ve toplumsal yarar gözetilmelidir. Nüfusu günden güne artan ilimizde ulaşım sorunu göz ardı edilmemeli. Ulaşım ana planı hazırlanmalı. Araç trafiğini rahatlatacak önlemler mutlaka alınmalıdır. Kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme projeleri ranttan uzak, katılımcı bir anlayışla yürütülmelidir. Çevreci bir anlayış benimsenmeli. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı mutlaka arttırılmalıdır. Özetle 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 1 Nisan sabahı yerel yönetimlerde görev alacak olan yeni kadrolardan mesleki taleplerimize kulak vermelerini, yaşadığımız kente dair ileride pişmanlık duyulmayacak insan odaklı projelere imza atmalarını bekliyoruz. Değerli meclis üyelerimiz, bir önceki meclis toplantımızdan bu yana yaklaşık 3 aylık bir süre geçti. Pek çok etkinliğe imza attık ve bu etkinlikle ilgili olarak yönetim kurulu faaliyet raporumuz hem sitemizde yayınlandı hem de çıktıları girişte görüş ve önerilerinize sunuldu.
Bildiğiniz gibi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla geride bıraktığımız bir yıllık süreçte de birbirinden anlamlı etkinliklere imza attık oda olarak. Ve bu asırlık gurura yakışır etkinliklerimizi uzun süredir basımını gerçekleştirdemediğimiz odamızın yayın organı Bilanço Dergisi'ni 100. yıl özel sayısı olarak basılı bir şekilde sizlerde buluşturarak geleceğe güzel bir anı bırakmak istiyoruz. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonumuzun yoğun katkılarıyla hazırlıklarını tamamladığımız dergimizin basıma hazır olduğunu ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Dergimizin hazırlanmasının emeğini esirgemeyen komisyonumuz başta olmak üzere yazı ve makaleleriyle destek veren akademisyen ve meslektaşlarıma da sizlerin huzurunda ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ve kıymetli kadın meslektaşlarımız, bildiğiniz üzere yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Birlikte kutlayacağız. Coğrafyamızda kadın olmak gerçekten zor. Başta siz değerli kadın meslektaşlarım olmak üzere bu zorluklara karşı dik duran, hayatı göğüsleyen, emeğini esirgemeyen, eğilmeyen, mücadelesinden asla vazgeçmeyen, hayatın her alanında elinin değdiği her yeri güzelleştiren, varlığıyla hayatımıza değer katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsınız. Sevgili meslektaşlarım, bu duygu düşüncelerle sözlerime burada son verirken 15.den 5. olağan meclis toplantımızın verimli geçmesini diliyor. Sözü meclis divanımıza bırakıyorum. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz başkan. Şimdi arkadaşlar, mazeret bildiren meclis üyesi arkadaşlarımız var. Onları okuyorum. İznik'ten Mustafa Çelik, Necmettin Çömez, Bülent Çetin Başkanımız, Muharrem Kaya, Bayram Mutlu, Ayser Kaya. TÜRMOP Yönetim Kurulu üyemiz Muharrem Kaya bir mesaj göndererek Oda Meclisimizin 15. dönem 5. toplantısında aranızda olamayacağım. 31 Mart genel yerel seçimlerinde aday olan meslek mensuplarına başarılar diliyorum. Muharrem Kaya TÜRMOP Yönetim Kurulu üyesi şeklinde mesaj gönderdi, okunmasını istedi. Evet arkadaşlar, aday arkadaşlarımızın tanıtımına geçerken ben de birkaç şey söylemek istiyorum. (gülüyor) 31 Mart 2004 seçimlerin tarihinde yapılacak yerel yönetim seçimlerinde aday olan belediye başkan ve belediye meclis üyesi arkadaşlarımız aramızda. Yoğun iş yükünün yanında yerel yönetimlerde aday olarak bizleri temsil edecekler. Kendilerini kutluyoruz. Bizim meslektaşlarımız siyasette en iyi şekilde yaparlar. Çünkü yoğun iş yükü altında kanunlar çerçevesinde başarıyla bu mesleği yapıyoruz. Halkla iç içeyiz. İşverenle, esnafla, işçilerle, yani biz halkın içindeyiz, onların dertleriyle dertleniyoruz. Bu manada meslektaşlarımız bu görevi de en iyi şekilde yaparlar diye düşünüyorum. Tabii mesleki sorunları da görev yaptıklarında unutmayacaklardır diye umuyorum. Çünkü seçildiklerinde kendi mesleklerini de yürütüyor olacaklar. Çünkü siyaset geçici, biliyorsunuz. Ben de acizane olarak 99-2004 döneminde bu yerel yönetim görevinde belediye meclis üyesi olarak Nilüfer'de ve Büyükşehir'de görev yaptım. O dönemde tabii bugün bakıyorum bize müracaat eden 42 tane meslektaşımız var adayım diye. Bir de
unutup da çok mesaj geliyor biliyorsunuz sizlere. O mesaj yoğunluğu çerçevesinde unutan arkadaşlarımız da oluyor. Bakamayan, bugün hatta biri aradı. Şu anda İnegöl'den bir arkadaşımız. Gelemedi. Ya kusura bakmayın, yoğun iş temposunda işte seçim çalışmaları içerisinde bakamadım, göremedim dedi. İsmi hatta Hüseyin Çiçek. Evet, beni aradı biraz önce. Yetişirsen gel, son dakikada aramıza katılırsın dedim. Şimdi o dönemde Ramazan Altınöz arkadaşımız vardı. Belediye başkanlığı yaptı biliyorsunuz. İşte rahmetli Hamdi Liman vardı. Zekeriya Yılmazgöz birlikte görev yaptık. Ali arkadaşımız burada mı? Evet. O dönemde şimdi görev yaparken mesleğimiz adına da bir şeyler yapmaya çalıştık. Nedir? Bunlardan mesela şu anda kullandığımız bu akademik odalar yerleşkesinin arsası Nilüfer ve Büyükşehir'e ait. Bu hikayeyi bilmeyen arkadaşlarımız da olabilir diye naklediyorum. Nilüfer'de ve Büyükşehir'de görev yapmam dolayısıyla o dönemde önerge verirken imza veren iki arkadaşınızdan birisiydim. Ve bu onuru taşıyorum. Sizler de buna benzer odamızın, meslektaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda bizleri unutmazsınız diye umuyorum. Mesleğimizi unutmazsınız diye umuyorum. Örneğin şu anda lokal ihtiyacımız var. Birçok arkadaşımız biliyor. Şimdi Şahin Gençal başkanımızı görüyorum orada. İlk oda binası Kızılay'ın üst tarafındaydı. Şu anda yıkıldı. Birçok yeni jenerasyon bilemeyecek orayı artık. Fotoğraflarda görecek. Hanlar bölgesi açılırken yıkıldı. Ve Hacılar Mahallesi Eceler Sokak'ta bir lokalimiz vardı bakın. İlk dönemde o yoklukla açtığımız. Orası dolu dolu çalışıyordu. Şu anda 6000 üyemiz var yaklaşık. Bir lokal ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu manada seçilecek arkadaşlarımızdan çalışmalarını talep ediyoruz. Yardımcı olmalarını diliyoruz. Tabii ki mesleki sorunlarımız sadece lokal ihtiyacı değil. Meslek yasamızdan gelen sıkıntılarımız var. Mesleği yaparken karşılaşılan yasalarla ilgili bazı sorunlar var. Sistemsel altyapı sorunları var. Bunlar idareyle görüşülecek olaylar. Ancak siyasetçilere ulaşmakta gene sizlere ihtiyacımız olacak. Onlarla kulis yapılacak, işte konuşulacak, altyapı oluşturulacak bu şekilde. Bu konuda da yardım isteyeceğiz. Yani Büyük Millet Meclisi'nde keşke hukukçular kadar güçlü olsaydık, bu konuları daha kolay halledebilirdik. Bunun ihtiyacını hep hissettik. Evet, sizlere ulaşmada bize büyük katkısı olan yerel yönetimler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler komisyonumuza ve bilhassa komisyon başkanı Onur Özmen'e huzurunuzda teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, siz değerli adaylarımızı tanıtmak ve sunum yapmak üzere oda sekreterimiz Yunus Arabacı'yı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Yunus Bey. Sayın Divan, değerli meclis üyeleri, 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde çeşitli partilerden belediye başkan adaylığı ve belediye meclis üyeleri adayları olan siz değerli meslektaşlarımıza çıkmış olduğunuz bu yolda başarılar dileriz.
Divan Başkanımızın da belirttiği gibi bu listeleri oluştururken aslında biraz zorlandık. Zorlanmamızdaki sebeplerden bir tanesi de meclis üyelikleri başvurularında mesleğini muhasebeci olarak yazdıran meslektaşlarımız var. Bunun haricinde meslektaş olmadığı halde muhasebeci olarak yazdıran arkadaşlar da var. Böyle olunca partilerin il sekreterleri de tam olarak unvanları not almamış sanırım. O yüzden odamızın mesaj ve sosyal medya hesaplarıyla iletişim kurmaya çalıştık. Bu bilgiyi de dipnot olarak söylemiş olayım size. Seçimlere girecek partilerden belediye başkanlıkları ve belediye meclis üyelikleri için aday olan meslektaşlarımızı alfabetik sırayla sizlere tanıtacağız. Alfabetik sırada aslında ilk sırada tabii ki AK Parti var. Yalnız Sayın Ali Nur Aktaş Bey mazeretini bildirdi. Aramızda olamayacağını. Vekili Ali Mersin Bey gelecekti gene meslektaşımız. Ama şu an o da henüz gelemedi. Trafikte bir sıkıntı yaşıyor herhalde. Programı da şöyle devam edeceğiz. Bunu partideki aday arkadaşlarımızla görüşerek karar verdik. Her parti adına bir tane aday olan meslektaşımızın konuşması yönünde. İlk sırada AK Parti var ama şu anda dediğim gibi Ali Mersin Bey gelmediği için ben sadece isimleri okuyup kendilerini bir selamlama yerlerinden mümkünse. Sonrasında eğer Ali Bey gelirse söz verip gelmediği takdirde ya gruptan kendi aralarında bir sözcü belirlemelerini rica edeceğim. Yani dolayısıyla AK Parti'nin konuşmasını sonlara bırakacağım müsaadenizle. Ama parti içerisinde Ali Bey'in yerine ben konuşurum diyen varsa da onu da kürsüye alabilirim. Bilginiz olsun. Evet, şimdi müsaadenizle önce sayısal olarak bir bilgi vereyim sizlere. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir büyükşehir belediye başkan adayı, 12 belediye meclis üyesi adayı olmak üzere 13 tane aday meslektaşımız var. Bağımsız Türkiye Partisi'nden bir adet meslektaşımız aday belediye meclis üyeliğine. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 9 kişi belediye meclis üyeliğine aday. İyi Parti'den 6 belediye meclis üyesi adayımız var. Milliyetçi Hareket Partisi'nden 2 belediye meclis üyesi adayımız var. Saadet Partisi'nden 1 belediye başkan adayımız, 6 belediye meclis üyesi adayımız mevcut. Toplam 7 aday. Zafer Partisi'nden 1 belediye başkanı adayımız, 2 belediye meclis üyesi adayımız mevcut. Hepsine tekrar başarılar diliyorum. Şimdi partilerimizden dediğim gibi alfabetik sırayla okumaya başlıyorum arkadaşlar. Mazeret bildiren Ali Nur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Sayın Melike Bayraktar, AK Parti'den Yenişehir Belediye Meclis Üyesi adayı. Sanırım aramızda yok. Turgut Yozgat, Karacabey Belediyesi Meclis Üyesi. Turgut Bey de yok. Cevdet Kamış, yine AK Parti'den Yıldırım Belediye Meclis Üyesi adayı. Hüseyin Yavuz, AK Parti Yıldırım Belediyesi Meclis Üyesi adayı. Başarılar dilerim. Cahit Güner, AK Parti Yıldırım Belediyesi Meclis Üyesi adayı. Çetin Savcı, Yıldırım Belediyesi Meclis Üyesi adayımız. Çetin Bey buradaydı sanki ama. Peki. Murat Yavuz, AK Parti Gemlik Belediye Meclis Üyesi adayı. Kendisi de gelememiş sanırım. İbrahim Türkan, AK Parti Gürsu Belediye Meclis Üyesi adayımız. İbrahim Bey de yok galiba. Mehmet Sargın, AK Parti İnegöl Belediye Meclis Üyesi adayımız. Başarılar dilerim usta. Ali Zeybek, Kestel Belediyesi Meclis Üyesi adayımız. Ergül Aydın, AK Parti Orhan Gazi Belediyesi Meclis Üyesi adayımız. Fahrettin Altunkaya, AK Parti Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi adayımız. AK Parti'deki adaylarımız bu şekilde arkadaşlar.
Bağımsız Türkiye Partisi, Canan Ateş Polat, Osman Gazi Belediyesi Meclis Üyesi adayı. Kendisi de burada yok sanırım. Bu arada biz bu arkadaşlarımızdan aslında teyit aldık telefonla ama sanırım işleri çıktı son dakika. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçiyorum. Ali Sezgin, Cumhuriyet Halk Partisi Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi adayı. Başarılar dilerim. Usta. Ekrem Erk, Cumhuriyet Halk Partisi Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi adayı. Başarılar dilerim. Usta. İlknur Çiçek, Cumhuriyet Halk Partisi Yıldırım Belediyesi Meclis Üyesi adayımız. Başarılar dilerim. Fatih Uzun, Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik Belediyesi Meclis Üyesi adayımız. Başarılar dilerim. Usta. İbrahim Tokgöz, Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik Belediyesi Meclis Üyesi adayımız. Başarılar. Fatma Çil Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Osman Gazi Belediyesi Meclis Üyesi adayımız. Başarılar dilerim size de. Ahmet Sergen Keleşoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Osman Gazi Belediyesi Meclis Üyesi adayımız. Burada yok. Mehtap Esen, Cumhuriyet Halk Partisi Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi adayımız. Hüseyin Çiçek, Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl Belediyesi Meclis Üyesi adayımız. Şimdi Sayın Alnur Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanımız mazeretini bildirdiğini iletmiştim sizlere. Yerine Başkan Vekilimiz, meslektaşımız Sayın Ali Mersin aramıza katıldı. Hem geçmiş olsun diyeyim üstad, siz de biraz rahatsızdınız herhalde. Hoş geldiniz tekrar. Şimdi ben parti okumalarını yapmıştım. Üstadım, partimiz adına size söz vermek isteriz ama yani bir selamlama yapıp en azından birkaç dakika uygunsa sizin için kürsüye alabilirim hatta hemen size ayağınızın tozuyla. Buyurun. Bakıyorum şöyle. Oda başkanımız yok galiba. Öyle mi? Pardon. Pardon, özür dilerim. Sayın Oda Başkanım, kıymetli meslektaşlarım, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, hanımefendiler ve efendiler, sizlere şahsım ve Alnur Başkanımız adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Odamızın düzenlemiş olduğu 5. Meclis toplantısına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kusura bakmayın, biraz rahatsızım. Affola kusurumdan dolayı. Tabii bir meslektaş olarak huzurunuzda bulunduğum için çok mutluyum, gururluyum. Bunu baştan belirtmek istiyorum. Alnur Başkanımız hem yoğun programı hem de genel vaziyet itibariyle gelemedi. Selamlarını iletiyorum. Kıymetli katılımcılar, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın 5. meclis toplantısı dolayısıyla sizlerle bir araya gelmekten dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Bildiğiniz gibi Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizi daha yaşanabilir, daha müreffeh bir şehir haline getirmek için birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Bu projelerin finansal ve idari anlamda sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde siz değerli arkadaşlarımızın emekleri hayli fazla. Sizler firmalarımıza ve vatandaşlarımıza rehberlik ediyor, ülkemizin ve şehrimizin ekonomik alanda ilerlemesine büyük katkıda bulunuyorsunuz. Toplantımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Sayın Alnur Aktaş ve şahsım adına hepinizi muhabbetlerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Saygılarımla.
Ben de kendisine teşekkür ederim. Sağ olsun her davetimize de icabet etmiştir. Bu anlamda da eksik olmasın. Kendisine ve Alnur Bey'e tekrar hem başarılar dilerim hem de geçmiş olsun diyeyim. Şimdi programa kaldığım yerden devam ediyorum. En son Cumhuriyet Halk Partimizin belediye meclis üyesi adaylarımızı bildirmiştim. Cumhuriyet Halk Partisi adına Sayın Mehtap Esen'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Oda Başkanım, Sayın Oda Meclisim, kıymetli, değerli meslektaşlarım, üstadlarım, hepinize merhaba, hoş geldiniz. Ben Mehtap Esen, Cumhuriyet Halk Partisi Nilüfer Belediye Meclis Üyesi olarak bu kürsüden sesleniyorum. Beni tanımayan arkadaşlarıma çok kısa bir şekilde kendimi tanıtmak istiyorum. 1976 yılında Bursa'da doğdum. 1-1-2003 yılında mali müşavirlik ofisimi açtım. O gün bugündür de mesleğimi icra ediyorum. 2003 yılında açar açmaz oda komisyonlarında göreve başladım. Ve 2013 yılında eski oda başkanımız Ahmet Hikmet Sönmez süresinde disiplin kurulu sekreterliği görevini 2 yıl üst üste yürüttüm. Mesleğime ve odama katkıda bulunduğum için de mutluyum. Tabii ki elbette mesleğimizin sorunları var, sıkıntıları var. Benim en çok manevi olarak beni yoran bir sorunumdan bahsetmek istiyorum. Bizler Türkiye'nin bütçesinin bir numaralı kalemi vergilerdir ve bu vergilerin tahakkuklarını bizler veriyoruz. Ama maalesef Maliye Bakanlığı'nca ve gereken itibarı ve değeri göremediğimizi düşünüyorum. Çünkü bizlerin ücret politikası yok maalesef. Eğer mükelleflerimizden 2-3 mükellefimizden ücretimizi alamadığımız zaman ne oluyor? Büromuzun dengesi maalesef kayabiliyor. Biz de ödemelerimizi geç yapabiliyoruz. Dolayısıyla acilen ücret politikamızın düzeltilmesi ve Maliye Bakanlığımızın TÜRMOB'la işbirliği haline gitmesini istiyorum. Aynı zamanda 10 yıl hatta 14 yıl önce bir anekdotu anlatmak istiyorum size. Bir inşaat projesi vardı ve bununla ilgili yapı denetim firmasına gittiğimde bana şöyle dedi. Önce Çevre Bakanlığı'na gidiyorsun, oradan tahakkuku alıyorsunuz ve Halk Bankası'nı ödeyip getiriyorsun. Peki, aynen dediği gibi yaptım ve tahakkuku götürdüğümde bana şunu söyledi. Bu neyin ücreti dedim. Burada %70 bizim yapı denetim ücretimiz var ve %30'da Çevre Bakanlığı'nın bir ücreti var. O kadar hoşuma gitti ki aynı özveriyi, aynı bu güzelliği bizim mesleğimizde de olmasını diliyorum. İnşallah bunu çok yakında görürüz. Evet, 2014-2019 yıllarında Osman Gazi Belediye Meclis Üyeliği görevini yürüttüm. Burada gerçekten Bursa'mız için, ilçemiz için halk sağlığına zararlı ya da belediyemiz için uygun olmayan bütün kararlara hayır, gönül rahatlığıyla hayır diyebildik, şerhlerimizi koyduk ve muhalefetimizi yaptık. Olumlu, güzel olan kararlara da kesinlikle evet dedik. Bunlardan benim için gururla söylediğim proje DOSAP Termik Santrali'ne, STK'lar ve akademik odalar ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak Bursa'mıza bir DOSAP Termik Santrali'ni kurdurmadık. Büyük bir örgütlü mücadeleyle. Eğer bugün o termik santral kurulmuş olsaydı Bursa'mızın yarısı maalesef kanserle mücadele edecekti. Ben 1 Nisan'da inşallah Nilüfer'de tekrar meclis üyesi olarak göreve başladığımda aynı hassasiyetle, aynı titizlikle görevi sürdüreceğime inanıyorum. Ve zaten insana, doğaya ve hayvana sorumluluk bilinciyle yürüyeceğimi de söz verdim. Evet, benim konu ülke olunca, çok kısa başkanım hemen toparlıyorum. Konu ülke olunca aslında siyaset üstü olması gerektiğini düşünüyorum. İki tane kaygım var. Birincisi,
Arkadaşlar bunu ben bir vatandaş olarak da belirtmek istiyorum. Bizim kendi akademik insanlarımız, genç beyinlerimiz, doktorlarımız akın akın Avrupa'ya giderken 13 milyon mülteci ülkemize girdi. Ve bu 2 milyon 500 denilse de bu 13 milyondur arkadaşlar. Suriye, Sudan, Afganistan ve daha birçok Orta Doğu ülkesinden. Bu gerçekten bizim kaygılanmamız gereken bir durumdur. Ülkemizin demografik yapısı tamamen değişmek üzere, değişti ve değişmeye de devam edecek. Buna bütün vatandaşlar olarak ve burada özellikle AK Parti'den meslektaşlarım var, diğer muhalefetten arkadaşlarım var. Bu konuda da lütfen sesimizi duymanızı istiyorum. Hemen toparlayacağım. Diğer ikinci kaygım ise ÇEDES. ÇEDES'te çevreye duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum diye bir Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Bakanlığı'nın ortak imzası ile müfredat dışı okullarda imamların öğrettiği, ders verdiği bir durumdur. Bunun da bizler karşısındayız. Bu da ülkemiz için çok küçük yaşlarda genç çocuklarımızın maalesef olumsuz şekilde etkilediğini düşünüyorum. Aynı zamanda tiyatral şekilde bunların yapılması da hiç uygun değil. Her zaman ilimin, bilimin doğrultusunda gitmeliyiz. Son olarak yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bütün kadın arkadaşlarımın Kadınlar Günü'nü canı yürekten kutluyorum. Ülkemizde maalesef %60 istihdamı erkekler, %30 istihdamı da kadınlar. Yani 10 kadından 7'si kayıt dışı çalışılıyor. İnşallah iktidar olduğumuzda canla başla çalışarak bütün sorunları çözeceğiz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Mehtap Hanım'a teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olan bütün meslektaşlarımıza başarılar dileriz. Evet, şimdi sırada İyi Parti adaylarımız var. Salih Alkaya, Osman Gazi Belediyesi Meclis Üyesi adayı. Hamza Türk, İyi Parti Yıldırım Belediyesi Meclis Üyesi adayımız. Hamza Bey yok galiba. Ersan Kayabaş, İyi Parti Mudanya Belediyesi Meclis Üyesi adayımız. Başarılar üstad. Hüsamettin Alp, İyi Parti Karacabey Belediye Meclis Üyesi adayımız. Başarılar üstadım. Serhat Uludağ, İyi Parti Keles Belediyesi Meclis Üyesi adayımız. Tahsin Aydın, İyi Parti Osman Gazi Belediye Meclis Üyesi adayımız. Başarılar üstadım. Şimdi İyi Parti adına Sayın Salih Alkaya'yı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Salih Bey. Sayın Divan, kıymetli geçmiş dönem, bu dönem oda başkanlarım, meclis üyesi arkadaşlarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sözlerime malum yarın 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü, sözde kalmasın, artık kadınlar öldürülmesin diyorum. İktidara sesleniyorum, artık yeter. Bir yasal düzenleme mi gelecek, ne gelecekse artık bu işe bir çözüm bulunması gerektiğine inanıyorum. Tanımayan arkadaşlar belki vardır, ben de kendimi kısaca bahsedeyim. 1971 Bulgaristan Kırcaali doğumluyum. 95 yılından beri mesleğin içindeyim. 90-96 yıllarında setbaşı vergi dersinde memuriyetim oldu. Belki şu anda meslektaş olan sizlerden o dönemde staj yapıp çalışanlar tanırlar. 96'dan beri de fiilen mesleği icra ediyorum. İstifa ettikten sonra vergi dairesinden. Büyükşehir'de Yüksel Selçuk Türkoğlu, Osman Gazi'de Orkun Özeller emekli albay komutanımız ve diğer belediye başkan adaylarımızla birlikte burada bulunan meclis üyesi arkadaşlarım ve ben yerelde bazı şeylerin değişmesi için aday olduk. İktidar hangi partidense yerelde de aynı parti olması mantığına karşıyız. Böyle bir mantık olamaz. Hatay'ın halini gördü dendi. Maalesef yanlış bir düşüncedir. Yerelde muhalefet varsa iktidar kimseyi ayırmadan, kayırmadan
her türlü hizmetini vermekle sorumludur. Neden? Vergiyi alırken veya başka bir konuda durum olduğunda sen o partilisin, bu partilisin diye vergi almamazlık yapıyor mu? Hayır. Vergiyi alırken eyvallah, hizmet verirken sen bana destek vermedin. Böyle bir mantık olamaz. Onun için yerel seçimlerde meslek mensuplarımızın, başkan adaylarımız var. Hepsine başarılar diliyorum. İyi Parti olarak da meclis üyesi arkadaşlarımla göreve talibiz. Hepinize teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Salih Bey'e teşekkür ederiz. İyi Parti'den aday olan bütün meslektaşlarımıza da başarılar dileriz. Milliyetçi Hareket Partisi, Hanifi Yazar, Mudanya Belediye Meclis Üyesi. Başarılar üstad. İsmail Şenol, Gürsu Belediyesi Meclis Üyemiz. Adayımız, pardon. Kendisi burada yok. Aslında konuşma yapacağını beyan etmişti ama. O zaman Hanifi Bey, sizi kürsüye davet edelim. Buyurun. Sayın Divan, Oda Başkanım, değerli meslektaşlarım, aday olan tüm meslektaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum. Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, şimdiden kutlamak istiyorum öncelikle. Ben genel siyasete girmek istemiyorum. Biz yerelde mesleki tecrübelerimizi yerel yönetimlere aktarmak için aday olduk. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Cumhur İttifakı olarak Mudanya Belediye Meclis Üyesi olarak aday oldum. Tüm diğer aday arkadaşlarıma da başarılar dilerim. Hanifi Bey'e teşekkür ederim. Milliyetçi Hareket Partisi'ne aday olan meslektaşlarımıza da başarılar dilerim. Saadet Partisi, Sayın Kerim Bulut, Osman Gazi Belediyesi Başkan Adayımız. Başarılar üstad. Serbülent Seçilmiş, Osman Gazi Belediyesi Meclis Üyesi Adayımız. Başarılar dilerim üstad. Ahmet Sinil, Osman Gazi Belediyesi Belediye Meclis Üyesi Adayımız. Başarılar üstad. Murat Özbey, Osman Gazi Belediyesi Meclis Üyesi Adayımız. Başarılar Murat Bey. Abdurrahman Yıldırım, Osman Gazi Belediyesi Meclis Üyesi Adayımız. Katılamadı maalesef. Caner Limon, Gemlik Belediyesi Meclis Üyesi Adayımız. Abdullah Demirkıran, Gürsu Belediyesi Meclis Üyesi Adayımız. Saadet Partisi adına da Sayın Kerim Bulut'u, Osman Gazi Belediye Başkanı Adayımız'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Kerim Bey. Evet, çok kıymetli divan, değerli başkanlarım, kıymetli meslektaşlarım, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Toplantımız hayırlara vesile olsun. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Buradaki hazirunun tamamı belki de siyasette bir karara varmış insanlar. Onların bu kürsüden herhangi bir şekilde ikna veya telkin edilmelerini, öyle bir telkinde bulunulduğunda karşılık bulacağını zannetmiyorum. Tabii burada amaç birbirimizi tanımak, odamızın çatısı altında buluşmak. Bu vesileyle ben öncelikle Muhasebeciler Haftası nedeniyle siz değerli meslektaşlarımın Muhasebeciler Günü'nü kutluyorum. Yarın da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Başta meslektaşlarımız, bayan meslektaşlarımız olmak üzere onların da günlerini kutlamış olayım. Şimdi Oda Başkanımız buradan bir manifesto adeta bize ifade etti. Tabii ki bunların hepsi bizim milli görüş belediyeciliğinin değişmez ilkelerinin arasında başkanım. Burada meslek ve meslektaşı konu etmeyen siyasi tartışmaların şu kürsünün bu tartışmalara meze olmamasını ben temenni ediyorum.
Maalesef yıllardır bu kürsülerden, zaman zaman bu salonda bulunduğum oluyor. Burada amacını aşan, meslek şemsiyesinin dışında buradan bir takım konuşmalara ve nutuklara şahit olduk. Şundan bir kere emin olmamız lazım. Herhangi bir yerde, herhangi bir kurumda ben bir meslektaşımla karşılaştığım zaman hiç tanımasam bile kendisini tanıttığında bir yakınlık duyuyorum kalben. Bu yakınlığı önce odamızda inşa etmeliyiz. Yani bu kürsülerden birbirimize siyasi oklar atmamamız gerekiyor. Yoksa elbette hepimizin burada cebinde söyleyecek bir şeyleri var. Ben bu bakımdan Ali Başkanıma teşekkür ediyorum. Çünkü 2014 yerel seçimlerinde meclis üyesi adayıydım. Yine bu salondaydım. O zaman Yıldırım Belediye Başkan adayı vardı. Ve meclis üyeleri adeta burası neredeyse ringe dönmüştü yani. Herkes birbirine buradan sen şunu yaptın, ben bunu yaptım. Yani biz bu kısır tartışmalarla hiçbir yere varamayız. Bir doğrunun etrafında bir masada oturabilmeliyiz, konuşabilmeliyiz. Yoksa bir siyaset yapmak isteyen kim varsa çeşitli siyasi partiler var. Onları kendini yakın hissettiği siyasi partide sahada nasıl isterse öyle konuşmasın. Gerçekten siyasi partiler buna olanak veriyor. Bizler sahadayız, belediye başkan adayıyız. Bunu birçok noktada zaten hali hazırda bütün adaylarımız da zannediyorum aynıdır. Bu konuşmaları yapabiliyor. Tabii biz Milli Görüş Belediyeciliği diye bir markanın bugün temsilcileriyiz. Belediyelere bağımsız denetim, belediyelerin, şirketlerin tamamına bağımsız denetimi adının bağımsız olması değil, kendisinin bağımsızlığı noktasında elbette ciddi adımlar atacağız. Bununla ilgili yanlı yansız ortak bir belki de odamızın öncülüğünde olan bir bağımsız denetim kuruluşuyla belki bu işleri yapacağız. Ama esas sorunumuz liyakat. Liyakatı bugün her yerde arıyoruz. Personel alırken de arıyoruz. Bugün büromuza bir personel alacak olduğumuzda ben şahsen doğum izninden dolayı bir personel ihtiyacım oldu. Orta düzeyde muhasebe mesleğini öğrenmiş bir arkadaş bulmakta gerçekten zorlandım. İnsan yetiştirmeye ihtiyacımız var. Kavga etmeye değil. Bu vesileyle ben burada genel siyasete elbette girmek istemiyorum. İşimiz Osman Gazi. Bizim iktidarımızda Osman Gazi Belediyesi kent dinamikleriyle beraber ne yapacaksa bütün projelerimizi muhatap akademik odalar dahil olmak üzere kent dinamikleriyle karara bağlayacağız. Ve emin olun bu kurumlar hiçbir zaman görmediği yakınlığı inşallah bizden görecekler. Meslektaşlar olarak da beklentimiz, Divan Başkanım açılış konuşmasında bahsetti, avukatlar kadar temsil edilemediğimizi. Bakın hangi siyasi partide olursa olsun bir baro kendi üyesi olan, bugün sayısal olarak belki tabelası bile olmayan bir partide de olsa kendi meslektaşı varsa her platformda arkasında oluyor. Yapmamız gereken sadece bu. Odamızdan beklediğimiz elbette. Ve meclisteki mali müşavir olan meslektaş milletvekillerimiz var. Bunlarla irtibata geçmek için de TÜRMOB'u beklememize gerek yok diyorum başkanım. Biz Bursa odası olarak bu işlere öncülük edebiliriz. Bu da benim bir temennim olsun. Kusura bakmayın biraz uzatmış oldum diğer arkadaşlara göre. Tüm adaylara başarılar diliyorum. İnşallah adil bir yarış içerisinde Mart ayını tamamlamış oluruz. Hepinize saygılar sunarım efendim. Kerim Bey'e teşekkür ederiz. Saadet Partisi'nden aday olan belediye meclis üyesi adayları ve meslektaşlarımıza da başarılar dileriz. Son olarak Zafer Partisi. Emrah Yaşar, Orhan Gazi Belediyesi Başkan adayımız. Başarılar Üstad. Ahmet Sinan Özgökçeler, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi adayımız. Melih Şen,
Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi adayımız. Başarılar Üstad. Şimdi Zafer Partisi adına da Sayın Emrah Yaşar'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Üstad. Kıymetli Başkanım, saygıdeğer meslektaşlarım, hepinizin muhasebe haftası kutlu olsun. UDA Başkanımız ve Yönetim Kurulu'na kendimizi tanıtma fırsatı verdiği için sizlerin huzurunda teşekkürlerimi sunuyorum. Kısaca kendimi tanıtayım. 1982 Erzurum doğumluyum. Evli ve iki çocuk babasıyım. Mesleki yeterlilik sınavını bitirerek 2018 yılında serbest muhasebeci mali müşavir unvanını alıp mesleki hayatıma başladım. Aktif siyasete 2021 yılında Zafer Partisi kurucu il başkan yardımcısı olarak adım attım. İl muhasiplik görevi 28. dönem Zafer Partisi Bursa 2. Bölge Milletvekili adayı ve genel başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın takdirleriyle Orhan Gazi Belediye Başkanı adayı oldum. Sevgili meslektaşlarım, Zafer Partisi'ni ve beni neden desteklemenizi istiyorum? Zafer Partisi'ne oyunuzu verirseniz sığınmacı ve kaçakların iş yeri ruhsatları iptal edilecek. Zafer Partisi'ne oyunuzu verirseniz sığınmacı ve kaçakların park ve bahçe belediye tesislerinin kullanmasına sınır getirilecek. Zafer Partisi'ne oyunuzu verirseniz belediye bütçesinden sığınmacılara para ve maddi yardımları keseceğiz. Bazıları bizim bu söylemlerimizin ayrıcalık diye tabir ediyor. Evet, ayrıcalık yapacağız. Türklere ayrıcalık yapacağız. Askere gidenlere, vergi verenlere, bu ülke için çalışanlara, bu ülke için emek verenlere elbette ayrıcalık yapacağız. Şimdi diyeceksiniz ki Zafer Partisi'nin sığınmacılardan başka politikası yok mu? Elbette var. Hepsini burada anlatmayacağım. Belediye tanıtım broşürlerimizde, diğer politikalarımızda mevcut. Değerli meslektaşlarım, benim iki kız evladım var. Bursa sokaklarında 20 yıl öncesi gibi korkusuz ve özgürce gezebilmeleri için, Türk gençliğinin istikbali için oylarınızla talibiz. Türk milliyetçinin öncüsü Ziya Gökalp'in dediği gibi, vatan ne Türkiye'dir Türklere Türkistan, vatan büyük ve müebbet ülkedir Türklere Turan diyorum. Aday meslektaşlarıma başarılar diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Emrah Bey'e teşekkür ederiz. Zafer Partisi'nin aday olan bütün meslektaşlarımıza da başarılar dileriz. Gündemin bu bölümünü bitirmiş olduk arkadaşlar. Ben şimdi sözü Divan Başkanımız Halil Bey'e bırakıyorum. Başkanım buyurun, teşekkür ederim. Evet, ben de aday arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Şimdi tabii konuşmacı arkadaşlarımızdan bazıları mesajlar vermeye de çalıştılar. Siyasetin doğalında var bu. Bir de bizler bu toplumun içinde yaşıyoruz. Enflasyonu biz de yaşıyoruz. Diğer birçok sıkıntıların içindeyiz. Bu manada Saadet Partisi'nden başkan adayı arkadaşımızın serzenişine kısmen katılıyorum. Tabii mesleki sorunlarımız önde burada. Ancak biz bu şekilde odada varız. Birçok arkadaşımız farklı gruplarda olsa da hoş bir yarış içinde geçiyor. Bir görüşümü burada nakledeceğim. İkisi de rahmetli oldu. Cemil Tekin arkadaşımız vardı. Hamdi Liman arkadaşımız şu anda. İkisini de rahmetle anıyorum. İkisi birbirine zıttı ama birbirini arardı biliyor musunuz burada? Seviyeli bir arkadaşlığımız da var burada. Yani o açıdan birbirimizi tabii kırmamamız lazım. Bunu söyledikten sonra şimdi... Büyükşehir Belediye Başkanımız katılamadı, meslektaşımız Ali Nur Aktaş. Onun yerine meslektaşımız Ali Mersin katıldı. Açılış konuşmalarından sonra katılması dolayısıyla tabii kendisine de bir şeyler ifade etmek istiyorum. Bilmiyorum, bir yeni dönemde tekrar Ali Mersin arkadaşımız orada olacaktır muhtemelen. Bu çerçevede olmasa da
Ali Nur Aktaş Başkanımızı temsilen burada olmanız hasebiyle bazı sıkıntılarımızı size ifade etmemiz lazım. Ve bu hazırın karşısında bunu söylemem lazım ki yerine ulaşsın. Şimdi biraz önce bahsettiğim hukukçular kadar mecliste temsil edilemiyoruz dedim ya. Bakın bizim yeşil pasaporta hukukçulardan daha fazla ihtiyacımız var. Neden? Bu ülkenin ihracata ihtiyacı var. Döviz gelmesi lazım. Bir mükellefimiz diyor ki işte Yunanistan'da güneş tarlası kuracağız. Birlikte gidebilir miyiz? Yunanistan'daki meslek mensuplarıyla bizim teknik yardımlaşma işbirliği anlaşmamız var biliyorsunuz. Yunanistan'la ve Bulgaristan'la. Böyle bir anlaşmamız var. Orada Türkçe bilen meslektaşlarımız var. Gideceğiz, görüşeceğiz. Yeşil pasaportun yok. Ondan sonra Schengen vizesi çıkıyor ya da çıkmıyor. Çıksa bile 15-20 günde ancak. Bu konuda hakikaten ihtiyacımız var. Bunun siyasilere iletilmesi lazım. Hukukçuların nerede ihtiyacı var? Bizim yurt dışındaki bazı firmaların şubesi var. Muhasebesine bakıyoruz. İşte buradaki şirket sahipleri yurt dışında firmalar açıyorlar. Bu manada yakın bir zamanda sonuç alınacağını sanmıyorum ama hakikaten hukukçulardan daha fazla ihtiyacımız var. Bunu siyasiler bu bilinçte bu ihtiyacı hissetmeleri, görmeleri lazım. Ülkemizin ihtiyacı var bir yerden. Diğer bir konu gelmeden önce burada dillendirmiştim. Bizim bir lokal ihtiyacımız var. Burada 6000 üye olmamızla birlikte işte stajyerlerle birlikte 8000 belki 2000'e yakın stajyerimiz var sanıyorum. Mesleğe girişler fazla. Aileleriyle birlikte tutun işte 30.000 kişi ifade ediyor. Bunu bir siyasi pazarlık olarak söylemiyorum. Bir ihtiyaç bu. Biraz önce bahsettiğim Şahin Gençal Başkanımız burada. Onun birlikte görev yaptık. O dönemde bir lokalimiz vardı bizim. 1500 üyemiz vardı. Bir lokalimiz vardı. Şimdi 6000 üyemiz var. Lokalimiz yok. Bu konuda şehir merkezinde uygun bir yerde lokal talebimiz var. O günkü şartlarda biz bu binayı yaptık bakın. Ben de meclis üyesi olarak görev yapıyordum. Bu bina arsasının tahsisi döneminde. Bu açıdan şu anda sizler görevdesiniz. Ali Nur Aktaş Başkanımıza bu ihtiyaçlarımızı iletin lütfen. Şimdi arkadaşlar burada siyasi aday arkadaşlarımız var partilerden. Şu anda seçimlere de az zaman kaldı. Onlar mahallelerde, çeşitli yerlerde görevleri var. Halkla buluşuyorlar. O açıdan daha fazla tutmayalım ama gitmeden önce de bir aile fotoğrafında yer almalarını istiyorum. Bir fotoğraf çekinelim. Ondan sonra bir 5 dakika ara vererek gündemimize devam edeceğiz. Buyurun başkanlar, adaylarımız. Arkadaşlar gündemimiz devam ediyor. Salona girelim lütfen.
Evet arkadaşlar, gündeme devam ediyoruz. Bir konu bir konuk bölümünde bugün 1996-1998 döneminde görev yapan Rahmi Yılmaz başkanımız aramızda. Abi evet, tabii o dönemde görev yapan Niyazi Pakyürek başkanımız da vardı. Ancak şu anda aramızda değil, biraz rahatsızlığı var. Kendisini oda başkanımız Hüseyin Halil ile ziyaret ettik. Rahatsız. Siz meslektaşlarımıza çok selam var. İnşallah ileride aramıza katılacak. Hastalığı dolayısıyla katılamamakla birlikte faaliyetlerimizi uzaktan izlemeye çalıştığını ifade etti. Onun da selamlarını iletmiş olayım size. Oda başkanlığı dönemindeki önemli olaylar ve anılar. Buyurun Rami Yılmaz Başkanım. Değerli başkanlar, değerli meclis üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gündem o kadar kalabalık ki bir iki gündür biraz dinlenmiş geleyim. Yaş 80'e dayanmışken çok da yorgun gelmek istemedim ama bazen oturduğunuz yerde de yoruluyorsunuz. Çocukluğumuzda annemiz babamız bize tembih ederdi: hava kararmadan evde olun. Artık bu yaşlarda da hava kararmadan evde olmak zorundayız. Ben de hava kararmadan, çok fazla konuşmadan, çok kısa bir şekilde, yani divan başkanının gündeme aldığı gibi, kendisini de ifade ettiği gibi, faaliyetler ve anılar değil, ben sadece faaliyetlerden bir iki örnek vererek geçeceğim. Anıları söylemeyeceğim. Anıları Coşkun Sabah'ın şarkısındaki gibi kısaca ifade edeyim. Anılar bir bir gözümde canlandılar. Anılar hep beni ağlattılar. Bir valiz dolusu arşivim vardı. İçlerinden birkaç tanesini seçtim. Dün bugün bayağı bir göz gezdirdim. Şimdi tabii belli bir yaştasınız. Bir yere gittiğiniz zaman mutlaka bir cihazlarla, destekle gidiyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Ama gittiğiniz yere ya gözlüğünüzü unutuyorsunuz, ya işitme cihazınızı unutuyorsunuz. Bayağı bir eksiklik var. Ben olayı fazla uzatmamak için aldığım birkaç notla olayı geçiştireceğim. Çünkü meclisin de kendine göre benden sonra devam eden bir toplantısı var. Ona da fazla girmek istemiyorum. Şimdi mikrofonunuzu kaldırsam daha rahat konuşsanız olabilir mi? Nasıl? Şöyle mi? Evet. Peki deneyeyim. Daha rahat konuşabilirsiniz. Tamam başkan. Peki. Teşekkür ederim. Önce muhasebeciler haftası nedeniyle meslektaşlarımızın haftasını kutluyorum. Yarın da Kadınlar Günü nedeniyle bayan meslektaşlarımızın yarınki gününü kutluyorum. Şimdi maziye dönüyorum. 1996-98'e dönüyorum. Şimdi siyasetle her ne kadar ilgilenmedimse de meslek odası ve değişik derneklerde yaptığım çalışma nedeniyle ister istemez seçim havası yaşadım. Seçim heyecanı yaşadım. İki gündür de bu gündemi düşündükçe o heyecanı ister istemez gerilere dönerek yaşamaya çalıştım. Çünkü seçimlerde işte bugün de izlediğiniz kısmen adayları vaatlerde bulundular. Göreve gelince bir şeyler yaparlar. Ben de baktım, dedim ki 26 yıl önce, yani 1928 yıl önce, 96-98 seçimleri öncesi hangi vaatlerle gelmişim, ne yapmışım, uzun uzun anlatmayacağım. Sadece bir iki bir şeyi aktararak, paylaşarak. Şimdi seçim öncesi neden biz ve hedeflerimiz ne diye 10 tane hedef belirlemişiz, paylaşmışız. Ve hedefler arasında en başta eğitimi başa almışız. Sonrasında meclis ve sonrasında da komisyonlar ve devamında kütüphane sonra devam ediyor. Tabii buradaki en önemli konumuz eğitimdi. Çünkü ben başkan adaylığı konuşmamda da eğitime vurgu yapmıştım. O yıl 2 yıl olmuştu tek düzen hesap uygulaması getirileri. Bir yıl ihtiyari, bir yıl zorunlu.
ve o konuda çok ihtiyacımız vardı. Bu eğitimi vereceğimizi, tek düzen eğitimi ile ilgili ilgileneceğimizi, meslek içi eğitimleri, yardımcı personelin yetişmesi konusunda eğitim vereceğimizi vaat etmiştik. Ve sonrasında gündeme geldiğimizde de ben önce eski başkanlarımın tecrübelerinden istifade etmek ve beraber aday olduğumuz arkadaşlarımın da beraber yönetme anlamında katkılarını almak üzere önce onları ziyaret ettim. Şahin Gencal, Osman Çetinkaya ve devamı. Sonrasında göreve başladığımızda eğitimde şunu gördük. Tek düzen hesap eksikliği zaten ihtiyaçtı o zaman. Bir iyi bir eğitim ekibi oluşturduğumuzu düşünüyorum. Akademisyenler ve çok tecrübeli, mesleğinde tecrübeli, uygulamayı bilen serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir meslektaşlarımızla iyi bir ekip oluşturduk. Ekibin başına da rahmetli Hasan Eren'i getirdik, yeminli mali müşavir. İyi çalışmalar yaptığımızı düşünüyorum. Sonrasında da iyi izler bıraktığımızı düşünüyorum. Hafta sonları ilçelerde de iyi eğitimler verdiğimizi düşünüyorum. O dönemde işlerimizin en iyi gittiği dönemde arkadaşımızı kaybettik. Ekip başımızı, Hasan Eren'i. Allah rahmet eylesin. Onu da adını ölümsüzleştirmek üzere daha önce kurulmuş olan kütüphanemizi biraz daha geliştirerek adını da ona, onun adını da kütüphaneye vererek yolumuza devam ettik. Bu eğitimin önemini TÜRMOP nezdinde başkanlar toplantılarında da genel başkan ve diğer konuşmacılar sürekli vurguladılar. Odaların üyelerine verebileceği en iyi hizmetin eğitim olduğunu vurguladılar. İzmir odasından Rıfat Nalbantoğlu'nun öncülüğünü yaptığı yönetim kurulu, TÜRMOP yönetim kurulu üyesi bir Ege odaları toplantılarına beni de kabul ettiler. O odaların toplantılarına katıldıkça orada da sık sık eğitim bahsedildi. Hatta bizim Bursa'daki yaptığımız çalışmaların bazı odalarca örnek alındığı, takdir edildiği ifade edildi. Ve Kıbrıs'taki Denetçiler Birliği'nin başkanıyla oda başkanları toplantısında bir vesileyle tanıştığımızda sonrasında bazı uygulamalarla ilgili kendileriyle birlikte paylaşımlarımız oldu. Ve onun dışında çok fazla bir şey söylersem hem sizi fazla meşgul etmiş olurum. Gündem zaten kalabalıktı. Sonrasında da eğitimde iyi izler bıraktığımızı, güzel şeyler yaşadığımızı gördüm. Sonrasında da kişisel olarak Bülent Çetin arkadaşımız ve Özcan Bey'in dönemlerinde bazı böyle eğitimle ilgili destekleyici çalışma talepleri gelmişti. Özcan Bey'in döneminde enflasyon düzeltmesi kendim hazırladığım, sunum yaptığım bir sunum bayağı beğenilmişti. Karaca Bey ve Kemal Paşa üyeleri için Karaca Bey'de ve İnegöl Yenişehir üyeleri için İnegöl'de de bir seminer teklifi gelmişti. Tabii teklif eden arkadaşlarımıza, daha doğrusu ilçe temsilcilerine Özcan Bey'den muvaffakat almalarını istemiştim. Onlar da muvaffakatlarıyla orada seminerlerim oldu. Bülent Çetin Bey'in zamanında da zaman zaman bazı eğitim etkinliğine katılmıştım. Ve bu böyle devam etti. Şimdi uzatmayayım. Bunları söyledikten sonra o dönemde görev alan yönetim kurulu üyeli arkadaşlarıma, beni bugüne kadar buralara gelmeme vesile olan yönetim kurulu arkadaşlarım, komisyondaki görevlenen arkadaşlarım, oda görevlileri ve destek veren bütün meslektaşlarıma huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyorum. Oda başkanlarımıza beni yalnız bırakmadıkları için, beni de sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve yıllar sonra hatırlanmış olmak çok güzel bir duygu. Belli bir yaştan sonra bir huzur veriyor. Bu huzuru veren bana başkanımız Hüseyin Halil Bey ve divan başkanımız Halil Erdoğan'a da teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz de teşekkür ediyoruz başkanım. Sizi yerinize almadan önce bir plaket törenimiz var. Ancak burada davet etmem gerekiyor. Anılarım Coşkun Sabah'ın şarkılarında mı? Bir anılara da anı ilave etmek üzere ben eski başkanlarımızı anı için kürsüye davet ediyorum. Lütfen. Önce plaket törenimizi yapalım. Efendim? Bu arada plaket törenimizi yapalım önce.
Bu arada geçen toplantıda Osman Çetinkaya başkanımız da burada fotoğraf çekerken plaket unutuldu ve burada ayrılındı. Kendisinden özür diliyoruz. Kendisi tabii o gün burada olmayan meclis üyesi arkadaşlarımız olabilir. 94-96 yılları o dönemde görev yaptı ve onun akabinde de Rahmi Yılmaz başkanımız göreve başladı. Halef Selef olarak ikisinde bir arada plaket töreni yapacağız. Buyurun. O da başkanımız Hüseyin Halil. Buyurun. Sizi şöyle alalım. Aa, öyle mi? Evet, burada olan geçmiş dönem başkanlarımız da dahil olmak üzere mevcut başkanımızla birlikte divan olarak bir fotoğraf alalım. Evet, başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Thank you.
Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Arkadaşlar kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Yine bekleriz, yine bekleriz. Arkadaşlar gündeme devam ediyoruz. 6. maddemiz yönetim kurulu faaliyet raporu. Evet, yönetim kurulu faaliyet raporu oda sitesinde yayınlandı ve girişte sizlere dağıtıldı bu faaliyet raporu. Bu açıdan okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edenler, etmeyenler, etmeyen oy birliğiyle kabul edilmiştir. Saymanlık sunuşu oda sitesinde yer almadığı için oda saymanı Murat Güner'i saymanlık sunuşunu okumak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Divan, değerli başkanım, değerli hazurun, hepiniz 15. dönem 5. olağan oda meclis toplantısına hoş geldiniz. Bugün size 3 Mart 2024 tarihi itibariyle gerçekleşmiş değerler üzerinden bilgiler aktaracağım. Toplam hazır değerlerimiz 5.560.968.71 Türk Lirası artı olarak devam etmekte. Hazır değerlerin dağılımı kasa 14.652.68, banka 1.356.053.20, postlarda 4.190.262.83. 3 Mart 2024 tarihi itibariyle toplam ödenecek cari borcumuz 228.792.27 TL. 3 Mart 2024 tarihi itibariyle toplam alacaklarımız 15.327.424.07 Türk Lirası. 2024 yılından 9.509.932.84 TL, %31.60 tahsilat oranı var şu zamana kadar. 2023 yılından 2.768.371.98 TL, %56.75 tahsilat oranı var. 2022 yılından 626.691.43 TL, %76.86 tahsilat oranı var. 2021 yılından 244.056.77 TL, %81.8 tahsilat oranı var. 2020 yılından 126.964.67 TL, %83.19 tahsilat oranı var.
2019 yılından 59.154.16 TL, daha eski yıllardan da toplam 253.380.32 TL, nispi aidatlardan 115.658.35 TL, gecikme zamlarından 1.421.106.67 TL var. Takipteki üye borçları masrafı da alacak olarak 23.171 TL. İktisadi işletmede de 178.933.87 TL alacağımız var. Takvim, genç ofis ve pratik bilgiler kitapçığından gelecek olan paralar var. Bunlar ay içerisinde gelir zaten. Bu süreçte de toplam sponsorluk gelirleri 1.813.775.96 TL olarak gerçekleşti. Yukarıdaki verdiğim oranlardan da yine anlaşıldığı üzere işte 2023 yılında %56'da, 2024 yılında da %31'deyiz arkadaşlar. Yine her zamanki gibi meslektaş aidatları ödemekte çok hassasiyet göstermiyor. Zaten büyük alacaklarımız da buradan geliyor. İcralık dosyalarla ilgili toplam 78 meslektaşımıza 325 bin liralık icra açmıştık geçen sunumda, bundan bahsetmiştim. 62 dosya kapandı, 16 dosya devam ediyor halen daha. 2022 yılı ve öncesi icra açılması muhtemel kişi sayısı toplam 1445'ti. 26 Eylül'de çıktığımız ilanlardan, duyurulardan sonra bu sayı 552'ye düşmüştü. Bu 3 aylık süreçte de 470'e düştü. 470 kişi muhtemel icra açılması, 2022 yılı ve öncesi borcu olanlarla ilgili 470 kişiye icra açılması muhtemeldir arkadaşlar. Toplam 5816 tane üyemiz var, %8'ine tekabül ediyor. Mevcut işlemi devam eden toplam icra dosyamızda 341 kişiye halen daha devam eden icra dosyamız var. Görevde olduğumuz gene yaklaşık 20 aylık süreçte, bunu her seferinde önceki dönemin, yani önceki sunumların tekrarı gibi olacak bazı şeyler ama sonraki sunumlarda da yine bunlar olacak. Tüm yönetim kuruluna tekrar teşekkür ediyorum. Elzem ihtiyaçlar dışında hiçbir harcama yapılmadı. Öyle de devam ediyor. 2 aylık rakamları vereceğim 2024 yılındaki. Oda personel ücretleri 844.383 lira. Bunlar sigorta vergi dahil. Yemek ücretleri 81.058 lira. Oda kurul ücretleri 165.535 lira. BAOB katılım payları 236.875 lira. Elektrik 67.922 lira. Şurada bir parantez açayım. Kıdem ve ihbar. Toplamda 1.838.788 lira oldu. 31 Ocak 2024'te Cavit arkadaşımız da aramızdan ayrıldı. 723.973 lira bir kıdem tazminatı çıktı. 398.973 lirası ödendi. İki taksidi kaldı. 150 ve 175 bin olmak üzere 325 bin lira da onun ödemesini yapacağız. Toplamda ödediğimiz kıdem tazminatı 1.838.788 lira olacak. Hizmet alımı giderleri 40.320 lira, noter, avukat ve medya masrafı. Kitap basım giderlerimiz 70.713 lira. Ruhsat giderleri, çanta, işte ikram, o anlamdaki hediyelik giderlerimiz 210.980 lira. 6 Şubat 2023 depremiyle ilgili topladığımız bağışlar vardı arkadaşlar. Bir önceki sunumda bahsetmiştim. 27 Şubat 2024 tarihinde 131.447.70 Türk lirası olarak AFAD'a bağışlandı. Bu parayı belli bir süre tutmuştuk. İşte deprem bölgesinden gelecek olan meslektaşlarımıza desteğimiz olur mu diye. Fatih Başkan gülüyor. Biraz geciktirdik ödemeyi. Son faiz de alalım diye öyle gönderdik başkan. 131.447 lira olarak AFAD'a bağışladık. Bilginiz olsun. Evet, benim şimdilik buradan aktaracaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey varsa yine her zamanki gibi memnuniyetle cevaplarım. Buyurun. Evet. Mübarek Ramazan ayına bir ücretsizlik verebilirsek, belki
Yani ücret sizi çok isterim. Gerçekten evet evet. Vallahi Aşır Bey çok güzel bir yere değindiniz. Keşke yapabilsek ama 5816 tane meslektaşımız var. Konusunu açmışken onu da söyleyeyim. Yani 5816 kişiye mümkün değil bu bütçeyle, onu peşin peşin söyleyeyim. Ayın 20'sinde iftarımız olacak. Çok da cüzi bir rakamla, yani makul rakamla ayarladık. İnşallah herkes katılım, ne kadar çok katılım sağlarsa o kadar güzel olur. Abi. Valla işte onu söyleyen arkadaşlar Aşır Bey gel. Tamam anladım. İşte evet bir gelseler buradaki. Doğru. Doğru işte aidatlarla ilgili durumu dinleseler o arkadaşlar. Şu aidatların hepsini alsak herkese veririz aslında. Ya. Bir Ramazan çadırı biz de açarız aşağı. evet başka teşekkür ediyoruz. Var mı arkadaşlar? Fatih Başkan. İsterse karşılıklı konuşmayalım. Dilek temennilerde olabilir. Peki herkese kolaylıklar. İyi akşamlar. Teşekkürler Murat Bey. Evet arkadaşlar, komisyonlarımızın faaliyet raporlarını da okuyalım. Ondan sonra genel görüşme bölümüne geçeriz. Öneriler, dilek temenniler, neyse o son bölümde herkes eteğindeki taşları döker. Evet arkadaşlar, 20 tane komisyonumuz var. Bunları alfabetik sıraya göre ben okuyacağım. Raporlarını vermeyen arkadaşlarımız varsa verebilirler. Verenler de önemli konular var ise bunu kürsüden dillendirebilirler. Evet, sırayla okuyorum. Etik komisyonda bir önemli bir olay veya rapor var ise bekliyoruz. Evet, acil yardım komisyonu raporunu vermiş. Okumak ister mi, konuşmak ister mi? Şerif Sultansu burada yok ama. Evet. Atatürk Araştırmaları ve Tarih Komisyonu. Levent Yılmaz burada mı? Yok. Bağımlı Çalışanlar Meslek Mensupları Komisyonu. Raporu geldi. Bayram Mutlu burada yok. Şu anda mazereti geldi. Belki komisyondan bir arkadaşına görev vermiş olabilir. Bilmiyorum. Bağımsız Denetim Komisyonu, rapor geldi. Okumak isteyen bir arkadaşımız yok. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu, Ali Erdoğan buradaydı. Raporu geldi ama kendisi de dillendirmek isteyebilir. Buyurun Ali Bey. Boyumuza göre düzeltelim. Sayın Divan, Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, sevgili meslektaşlarım. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, muhasebe haftamızı kutluyorum. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu olarak Oda Meclisimizin 15. dönem 5. olağan toplantısına katılmak ve sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyoruz. Bugünkü meclis toplantımızda odamızın 1996-1998 yıllarında başkanlığı yapan Rahmi Yılmaz başkanımızdan oda başkanlığı dönemindeki mesleki anılarını dinledik. Odamıza ve mesleğimize vermiş olduğu katkılardan dolayı komisyonumun adına teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Oda meclisimizin Aralık ayında gerçekleşen bir önceki toplantısından bu yana komisyon olarak muhtelif toplantılar gerçekleştirdik. Bir evvelki toplantıda genel sekreter, burada anmak istiyorum, Süleyman Güzey kalp spazmı geçirdi. Kendisine geçmiş olsun diyorum. Onun için bugün de katılamadı ama iyi durumda şimdilik, idare ediyor. Onun için ona gazi diyorum ben de. Çalışırken başkan da gülüyor haklı olarak. Geçen bu süre zarfında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu olarak oda yönetimimiz tarafından düzenlenen etkinliklere ve Cumhuriyetimizin 100. yılına özel düzenlenen tüm programlara katılım sağladık.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu olarak Cumhuriyetimizin 100. yılını özel sayısı olarak basılacak olan Bursa Bilanço dergisiyle ilgili hazırlıklarımızı tamamladık ve dergimizi basıma hazır hale getirdik. Bugün başkanıma da dedim, gönlümüz istiyordu ki burada dağıtalım. 16 Şubat tarihinde TÜRMOP temsilcilerimiz meslektaşlarımızla buluşuyor başlıklı panelimizi Oda Hizmet binamızda gerçekleştirdik. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanı olarak sunumu üstlendiğim panelimiz Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Halil'in moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelimizde TÜRMOP Yönetim Kurulu üyemiz Yeminli Mali Müşavir Sayın Ali Nazım Tekelioğlu'nu, TÜRMOP Yönetim Kurulu üyemiz meslektaşımız Sayın Muharrem Kaya'yı, TÜRMOP Denetleme Kurulu Başkanımız Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Geçmiş Dönem Başkanı Yeminli Mali Müşavir Sayın Kemal Tıoğullarını, TESMER Yönetim Kurulu üyemiz aynı zamanda 2013-2019 yılları Oda Başkanımız Sayın Ahmet Ekmel Sönmez'e, TÜRMOP Dijital Dönüme Dönüşüme, bak daha ayak uyduruyoruz Doğan burada mı? Ayak uyduruyoruz. Dijital Dönüşüme Uyum Kurulu Başkanımız aynı zamanda bir önceki dönem Oda Başkanımız Sayın Doğan Yılmaz'ı meslektaşlarımıza buluşturduk. Bu vesileyle tüm değerli TÜRMOP temsilcilerimize sizlerin ve de huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyor. Mesleğimiz ve meslek camiamız adına yürüttükleri özverili çalışmalarında başarılar diliyorum. Önümüzdeki süreçte de Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu olarak faaliyetlerimize meslektaş, kurum ve kuruluş ziyaretlerimizle devam edeceğiz. Sözlerime burada son verirken Oda Meclis toplantımızın güzel geçmesini diliyor. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde çeşitli partilerden belediye başkanlığı ve meclis üyeliğine aday olan meslektaşlarıma başarılar diliyorum. Tüm emekçi kadınlarımızın da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Saygılarımla Ali Erdoğan, Bursa Serbest Basın Mali Müşavirler Basın ve Yayın İlişkiler Komisyonu Başkanı. Teşekkür ediyoruz. 3 dakika ara bitir dedi başkanım. Bilgi Teknolojileri İzleme Komisyonu Gürcan Sünneli aramızda idi, ayrılmış. Çevre, Sağlık ve Spor Komisyonu Sevinç Aktağ yok şu anda. Komisyondan birisi var ise. Ekonomi Çözümleri Komisyonu Hacı Bektaş buradaydı. Evet. Genç Yönetim Kurulu Komisyonu Elif Eldemir. Raporu geldi. Kendisi dillendirmek ister mi bilmiyorum. İnsan Kaynakları ve İstihdam Komisyonu Deniz Kömür burada. Raporunu verdi. İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Komisyonu Özlem Pala. Raporu geldi. Yok herhalde. Mentorluk Komisyonu Erdal Aslan buradaydı. O da ayrılmış. Mesleki Sorunlar Araştırma ve Proje Geliştirme Komisyonu Melih Savaş göremiyorum. Mesleki Uyum ve Denetim Komisyonu Bener Akıncı yok herhalde. Şimdi tabii arkadaşlar siyasetçilere söz verince uzadı. Bazı arkadaşlarımızın da tabii yoğun iş temposu var bu sıralar. Mart ayındayız. Ayrıldılar aramızdan. Sosyal Yardımlaşma ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu Oğuzhan Sönmez burada. Raporu geldi. Okumak ister mi? Yok. Stajyer Eğitim ve Denetim Komisyonu Yusuf Özoğlu raporu geldi. Göremiyorum şu anda. Ticaret Mevzuatı ve Muhasebe Standartları Komisyonu Kasım Çapraz bugün gelemedi ama raporunu gönderdi. Vergi Mevzuatı Komisyonu Mustafa Özden Düzgün Komisyon Başkanı raporu geldi. Kendisi ayrılmış. Yerel Yönetimler Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Komisyonu Birgül Yıldız Günay ama komisyon başkanı değişti sanıyorum. Onur vardı, evet. Onur Özmen burada. Kendisine gene teşekkür ediyorum. Bu yerel yönetimlerde aday olan arkadaşlarımıza ulaşmada büyük faydası oldu. O da raporunu verdi.
bir şey söylemek ister mi? Teşekkür ediyoruz. Evet, raporlar burada arkadaşlar. Şimdi oda faaliyet raporunu da aldınız ya da siteden okudunuz. Saymanlık sunuşu yapıldı. Mesleki sorunlar, oda faaliyet raporları, komisyon raporları ve öneri, eleştirilerle ilgili serbest kürsü. Konuşmak isteyen arkadaşlarımıza sırayla söz vereceğiz. Buyurun. Yoksa oda başkanımıza söz vereceğiz, kapatacağız arkadaşlar. Seçil Bayram, buyurun. Sayın Divan, Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, sevgili meslektaşlarım. 1-7 Mart Muhasebe Haftası'nın kapsamında düzenlemiş olduğumuz 15. dönem 5. olağan oda meclis toplantımızın mesleğimize ve odamıza faydalı olmasını diliyor. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Asırlık gururumuz Cumhuriyetimizin 100. yılında sizlerin takdiriyle odamızın yönetiminde olabilmek, bu anlamlı yılda geleceğe ana olarak kalacak etkinliklere imza atabilmek bizler için büyük onur. Bir Cumhuriyet kadını ve bir anne olarak bundan 100 yıl önce aydınlık fikirleri ve ileri görüşlülüğüyle çocuklara, gençlere ve kadınlara tanıdığı haklarla dünya liderlerine örnek olan ve bugün hala ilke ve inkılaplarıyla yolumuzu aydınlatan ulu önderimizin izinden yürümekten, bu topraklarda onun sayesinde çağdaş ve özgürce yaşayabilmekten her zaman onur ve gurur duydum. Türk kadınları olarak 100 yıl önce atamızın önderliğinde Cumhuriyet'in ilanı beraberinde elde ettiğimiz kazanımların ardından bugün geldiğimiz noktada kadına yönelik şiddetin, cinayetlerin, istismarların ve her türlü ayrımcılığın içinde yaşıyor olmak derin üzüntü verse de yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir diyen atamızın kurduğu Cumhuriyet en karanlık günlerimizde bile umudumuzu yeşerten en büyük gücümüzdür ve yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Biliyoruz ki cehaletin en büyük korkusu kadındır. Çünkü kadın öğrenirse çocuklarına da öğretir. Bir erkeği eğitirseniz bir adamı eğitirsiniz. Ama bir kadını eğitirseniz bir kuşağı eğitirsiniz. Nerede ve hangi koşulda olursa olsun daha yaşanılabilir bir dünya için emeğini esirgemeyen, hayatın zorluklarına karşı direncini ve cesaretini yitirmeyen, zalimin zulmüne boyun eğmeyen, kendi kimliğinden, doğru bildiğinden, kültüründen, dilinden ve özgürlüğünden vazgeçmeyen, erkek adalet değil, gerçek adaletin sağlanması için çabalayan tüm kadın meslektaşlarımı sevgiyle kucaklıyor ve bu vesileyle 8 Mart Dünya Emekçiler Günü'nde de en içten dileklerimle kutluyorum. Bizler Cumhuriyet kadınları olarak atamızdan aldığımız hak ve kazanımların ışığında toplumun her kesiminde kararlılıkla var olmaya, gelecek nesillere köprü olmaya ve de ışık saçmaya devam edeceğiz. Kıymetli hazirun, sözlerime son vermeden önce bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bildiğiniz üzere 1-7 Mart tarihlerinde muhasebe haftamızı kutluyoruz. Bu yılda siz değerli üyelerimizin katkı ve katılımlarıyla pek çok etkinliğe imza attık. Sizlerin de huzurlarında etkinliklerimize katılım sağlayan, bizlerle birlikte olan tüm meslektaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bugünkü meclis toplantımızın ardından yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın meslektaşlarımıza yönelik yine bu salonumuzda saat 16'da El Alem'den Ben Aleme başlıklı workshop ve söyleşi etkinliğimiz gerçekleşecektir. Etkinliğimize tüm kadın meslektaşlarımızı bekliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 15. dönem 5. olağan oda meclis toplantımızın
verimli geçmesini diliyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Seçil Hanım. Şevki Çelik, buyurun. Sayın Divan, Sayın Başkanım, değerli meclisimizin üyeleri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben sadece birkaç noktada bir bilgi vereceğim. Aynı zamanda bu meclisle alakalı da bir bilgi vereceğim. Şimdi bugünkü meclisimizin toplantısında başkanları burada ağırladık. Bastılar gittiler. Burası onların meclisi değil miydi başkanım? Yani bir yarım saat sonra gitseler de olmaz mıydı? Burası siyaset kurumu mu? Ben bunu hakikaten buradaki arkadaşlarımızın da dillerine tercüman oluyorum aynı zamanda. Kusura bakmasınlar yani. Gelip gideceklerse o zaman sizin makamınızda verseydiniz bunları. Bizim buradaki dertlerimizi dinlemeyeceklerse buraya gelmesinler o zaman yani. Gitsinler sizin makamınızda, verin plaketinizi. Ya Allah gönderin gitsin. Yani ben buna çok içerledim açıkçası, söylemek gerekirse. Eski başkanlarımızdan mı? Evet. Eski başkanlarımıza söylüyordum. Bugün evden çıkarken biraz hızlı çıktım. O nedenle gözlüğümü unuttum. Kusura bakmayın. Bu meslek bizi bu hale getirdi. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey var. Murat Bey'e bazı konularda biz konuda soru soracağım. Onunla alakalı Fatih Bey'den de aldım cevabı ama önemli olan soru sormuş olmak değil. Buradaki meslektaşlarımızın geleceğiyle alakalı bazı konularda bir projeksiyon çizmek. Şimdi AFAD'a bu paramız verildi mi bizim? Verildi. Başkanım, bizim orada Hatay, bizim orada Malatya, bizim orada başka hangi 11 tane ilde şeyimiz var, üyelerimiz var. Oranın da bir yönetimi var. Değil mi? Bu yönetimle ilgili oralara bir ziyaret yapsaydınız yönetim kurulu olarak veyahut da işte efendim başkan nezdinde bunları vermiş olsaydınız daha iyi olmaz mıydı? Bir soru işareti. Yani ben burada bir meslektaş olarak konuşuyorum. Herhangi bir grubun temsilcisi olarak konuşmuyorum. Yanlış anlaşılmasın bu. Şimdi az önce şey yaparken meclisin şu andaki durumuna baktığımız zaman arkadaşlar ılılı dertli dılılı. İşin gerçek boyutu bu. Bir BTSO meclisine adam girerken o kadar sıkıntılardan geçiyor, seçimlerden geçiyor. Bizim meclis burada ve bizim mecliste bakıyoruz arkadaşlarımız şu anda 50 kişi yok burada. Böyle mi olması lazımdı? Bunun prestijini biraz daha artırmamız lazım. Bunu hem yönetim olarak hem de bizler olarak çalışmamız lazım Allah için yani. Ama Mart ayıdır, herkesin dert ayıdır, ayrı bir şey. Yani o nedenle ne kadar bu işi üstlenebilirsek o kadar başarılı olacağımıza inanıyorum. Bir de kadınlar günü muhabbeti var arkadaşlar. Bu kadınlar gününün bana ismini açıklayabilir misiniz? Emekçi kadınlar diyorlar. Şimdi buradaki şeyi ben anlayamıyorum. Bu kadınlar sadece emekçilerden mi oluşuyor? Emekçi olmayan kadınların günü yok mu? Emekçi olmayan kadın yok ki. Yani bütün kadınların günü kutlu olsun deyip geçmek lazım aslında. Şey olarak konuşmamak lazım. Emekçi kadınlar deyince bir değişik bir şey oluyor yani bence. Ben bunu anlayamıyorum yani. Kadınlar gününüz kutlu olsun arkadaşlar, sizin hepinizin. Bütün bayanların. Evet. Başkanım, yönetim kurulu olarak şu kitapçık bizim için ve mesleğimiz için çok önemli. Bunu soruyorum, bilmediğim için soruyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bunu vergi dairelerinde müdürlere, şeflere gönderildi mi? Bunlar bizim mesleğimiz için çok önemli şeyler. Biz ilk geldiğimiz dönemde, yani bu 2006 döneminde bizim dergimiz oralara gitmiyordu. Neyse biz gönderdik Ebu Bekir Başkan'la yapmış olduğumuz büyük görüşme neticesinde. Bizim mesleğimiz için bunlar çok önemli. Oradaki müdür yardımcısı da bunlar gelince bunlara bakıyorlar. Bu bir reklam. Reklamın şeyi var mı?
Reklamın ucuzu olmaz, reklamın sıkıntısı olmaz. Reklam reklamdır abi. Bizim aynı zamanda şeyimiz, tanıtımımız. Bizim tanıtıma ihtiyacımız yok ama Bursa Mali Müşavirler Odası'ndan diye adam bakıyor. Bak, Mali Müşavirler Odası'ndan geldi diye bakıyor. Bilginiz olsun. Bu konuyla alakalı bir çalışma yapmadıysanız acilen yapılmasını tarafındayız. Bu konuda da size destekliyoruz o konuda. Sıkıntı yok. Benim bu konuyla alakalı söyleyeceklerim, bugünle alakalı söyleyeceklerim, bu meclisin prestijini biraz daha artırabilirsek ne mutlu. Bir de 5 kişiyle ilgili konuşacağım. Onu tam unutuyordum, kusura bakmayın. Buraya 5 kişi topladık mı başkanım siz? Siz de dahildiniz. Ben onu uzaktan izledim. Şimdi siz dediniz ki ben yola çıkayım, arkamda kim var? Kimse gelmez dediniz orada. Bir ifade kullandınız. Bizim başkanım, bakın ben size şunu söyleyeyim. Bizim meslek olarak TÜRMOB'la ilgili, TÜRMOB temsilcileriyle ilgili konuşuyorsunuz. TÜRMOB temsilcileri de sizinle de ilgili o toplantıda, evet başkanım. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Siz başkan olarak gidin başa, deyin ki bütün meslek mensuplarımıza, deyin ki kardeşim bu ay bu tüm beyannameleri vermeyeceğiz. Biz sizin arkanızdayız başkanım. Sadece siz olarak değil, bütün meslektaşlar olarak sizin arkanızdayız. Bakın bunu hiç unutmayın. Eğer bir gün bir şey olursa derseniz ki kardeşim böyle böyle, hani sen söylemiştin Şevki, arkamızdan gelmediniz. Biz sizin arkanızdayız. Vermeyeceğiz deyin, vermeyelim. Biz de ne yapılması gerekiyorsa bütün üyeler olarak bunun takipçisiyiz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kadınlar gününüzü yine kutluyorum. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz Şevki Çelik. Şimdi ben burada iki konuya değinmek istiyorum. Bir tanesi benim de derdim olan bu katılımla ilgili. 300'ü aşkın meclis üyesi var. Mecliste, evet Şevki Çelik lütfen dinlersen, 300'ü aşkın meclis üyesi burada belirlenirken bir yarış yaşanıyor. İşte ben de meclis üyesi ve o da, fakat toplantılara gelince hiçbiri yok. Bu konuda benim de derdim var. Gelecek ilk seçimli genel kurulda bu konuda bir öneri vereceğiz. Ona bir disiplin getireceğiz. Ayrıca eski oda başkanlarını davet edip onlarla anılarını paylaşmak benim bir projemdi. Onlarla ilgili şöyle bir cevap vermiş olayım. Şu anda aramızdan ayrılan arkadaşlar, başkanlarımız yeminli. Bizim diğer başkanlarımız burada görev yapan. Rahatsız dolayısıyla gelemeyen başkanlarımız var. Bülent Çetin rahatsız, Niyazi Pakyürek rahatsız, gelemiyorlar. O vesileyle şu anda odamızda kayıtlı olmayan başkanlar ayrıldı. Bir de onlar, biz kendi problemlerimizi bazı burada tartışıyoruz. O polemiklerin yanında yer almak istemiyorlar. O manada cevap vermiş olayım. Evet arkadaşlar. Buyurun Murat Bey. Direkt Şevki abiye şey olsun diye değil, herkese bilgilendirelim diye dedim. Aynen o şekilde araştırdık. Biz de ilk önce yönetim kurulunda hani tüm 11 tane odaya mı pay pay etsek de göndersek dedik. Sonra araştırmalarını yaptık. Depremle ilgili toplanan paraları valilik, kaymakamlık ya da AFAD'a gönderebiliyorsun. Biz de AFAD olarak karar aldık. Yani en fazla onlar daha fazla göz önündeydi. Daha fazla çalışan kurumlardı. AFAD'da doğru yere ulaşacağını düşündük. Yönetim kurulu olarak da hep birlikte öyle karar aldık. O yüzden AFAD'a gönderdik. Bilginiz olsun. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar. Ahmet Hikmet Sönmez başkanımız. Buraya gelmişiz. Biraz alışalım biz de. Belki Fatih Arslan bizi siyasete uygun görüyor. Fatih, mali müşavirliğe devam edeceğim. Siyaset
başka arkadaşların işi. Şimdi öncelikle bu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Öncelikle dünyadaki tüm emekçi kadınların günü kutlu olsun. Tabii ki ayrıca Dünya Kadınlar Günü de kutlanabilir. Birileri o anlamda kutlayabilir. Ama bu 1899 yılında kadınların katledilmesiyle, işçi emekçi kadınların katledilmesiyle başlayan bir süreç. Ve burada bir bedel ödendiği için ve sonrasında da bunun tohumları 15 bin emekçi kadının bir araya gelerek 1908 yılında New York'ta 15 bin kadın bir araya geliyor ve çalışma sürelerinin kısaltılması ve daha yüksek iyileştirilmiş ücret talebiyle bir araya geliyorlar. Yani bu papatya kadınlarının günü değil. Onlar zaten her günü kutlayabiliyorlar. Çünkü sermayeyi elinde bulunduranlar, dünyanın egemenleri ve onların kadın olanlarının herhangi bir güne ihtiyacı yok zaten. Onun için dünyayı yaratan, değerleri yaratan emekçiler ve emekçi kadınların günü bu sebeple kutlanıyor. Yani ve bundan da kimsenin beis duymaması gerekiyor. Yani emekçi sözcüğünü duyduğumuzda rahatsız oluyoruz. Oysa şu an bugün Cumhurbaşkanı da işçilerle ilgili emekçi diye ifade ediyor. Çünkü artık bu yani literatüre böyle girmek durumunda. Ve hani şu içinde bulunduğumuz odamız dahil bütün mekanları da emekçiler inşa ediyor ve hayatımızın her alanında kullandığımız tüm malzemeleri de emekçiler üretiyor. O anlamda Emekçi Kadınlar Günü diye kutlanması en doğru ifadedir. Ama bu günü tabii anlamlı kutlamanın yolu öteden bir yana odamızda işte bir arkadaş uzman birisini getiriyordu. Ve o işte hukuki olarak anlatımlar yapıyordu. Şu anda biraz daha farklılaştı. İşte yani bu tabii ki İngilizce ifadelerle kullanmak biraz daha böyle artistik hale geldi belki. Hani o anlamda kullananlara niye kullanıyorsunuz demiyorum. Benim oğlum da öyle kullanıyor. Çünkü artık yeni şeyde yani nereye gidiyorsun? Kahvehaneye gidiyorum demiyor kimse. Starbucks'a gidiyorum diyor. Ve 80 lira veriyor. Alt tarafı bir kahve içiyor. Ama Starbucks'a gidiyor. Havası var yani. Benim oğlan işte gitmiyor. Çünkü aldı bir kültür aldı bizden. Yani en azından kahve dünyasına gidiyor. Yani Türk olana gidiyor yani. Evet. Sevgili dostlar, sevgili meslektaşlarım. Farklı bakış açılarımızda, farklı dünya görüşlerimizde biz hepimiz hesap emekçileriyiz. Ve bu mesleğe emek koyan ve geleceğe dair değer yaratan tüm meslektaşların 1-7 Mart muhasebe gününü kutluyorum. Ve hesap emekçilerinin kadın olanlarının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ve bu dostluğumuz, kardeşliğimiz baki olsun. Az önce aday arkadaşlarımız buradaydı. Tabii ki daha fazla sayıda arkadaşımızın aday olmasını istiyorum ve mecliste daha fazla meslektaşımızın olmasını da diliyorum. Ayrıca Afyon'daki belediye başkan adayını kınıyorum buradan ve hiç anayasal kurallara göre kurulmuş bir partinin o ilde, o bölgede 100 üyesi dahi olsa onlara hizmet vermeyecek, kapıdan almayacak. Bu ırkçı söylemlerinde kimseye bir şey kazandırmadığını ve dünyayı güzelliğin kurtaracağını ve bir insanı ve tüm insanları sevmek ve ırkı, dini ayırmaksızın sevmek tüm insanlığın ortak değeri olduğunu düşünüyorum. Yaşasın kardeşlik, yaşasın barış diyorum. Kadınlar için şey demeyecek miydin? 15 bin sözcüğünde, toplam 35 bin kadınlar.
Evet arkadaşlar, konuşma yoksa Hüseyin Ali Baş... Ha, buyurun Bünyamin Bey. Sayın Divan, değerli meslektaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aday olan tüm arkadaşlarımıza başarılı çalışmalar diliyorum. İnşallah seçilecek noktada arkadaşlarımız da var. Biz de odayla beraber işbirliği yaparak çeşitli konularda, oralarda bütçe planlamada yapacağı çalışmalarda katkı veririz elimizden ne geliyorsa. Komisyonda bulunan arkadaşlarımızı, biz de komisyon başkanlığı yaptık arkadaşlar, yanlış da anlamayın. Niye bu faaliyetler sunulmuyor? Nerede bir eksiklik yaşanıyor? Yoksa komisyonlar çalışmıyor, sadece Hüseyin Başkan mı çalışıyor tek başına? Yani merak ediyorum. Nereden kaynaklanıyor bu eksiklikler arkadaşlar? Yoksa komisyon başkanlıkları atamalı oldu. Atamalı olduğu için komisyonlar hiç toplanamıyor mu? Oralarda da ki bir komisyon başkanımız, atamalı komisyon başkanımız yönetime dilekçe yazıyor. Diyor ki yeterince toplantıya katılamadığından dolayı ilave ek ödemeler ek üyelikler alınsın şeklinde. Neden kaynaklanıyor bunlar? Niye biz mi yönetim olarak biz mi sizi çalıştıramıyoruz? Niye kimse katılmıyor? Niye bu komisyon kendisini bu kadar şikayet makamına geçip yeni üyelikler istiyor? Yunus Bey muhtemelen cevaplayacaktır bunları. İyi komisyonların çalış... 3 tane komisyon kurdunuz ya Hasan Bey. Yönergeye uymayarak bize göre. Orada atamalı komisyonların bazıları hiç toplanamıyor. Ben değil, onlar söylüyor ve dilekçe yazıyorlar. Toplanamadığımızdan dolayı yeniden atama yapılması şeklinde. Bazı uygulamalara daha önceki meclis toplantılarına arkadaşlar itiraz etmiştik. Muharrem Kaya Üstadımızın, Hüseyin Başkan'ın büyük tecrübeleriyle biz de sözler istemiştik ama cevap verilemeyince bizim de içimizde kalıyordu. Doğal olarak da tekrar nüksederiz. Başkan da veya Yunus Bey de cevaplar diye düşünüyorum. Arkadaşlar ilçe seçimleri yapmıştık. İlçe seçimlerinde birinde de açık oylama olmuştu. Açık oylama neticesine biz itiraz etmiştik Hüseyin Başkanımız da, diğer arkadaşlar da. Eda Teoman arkadaşlarımız da şahittir. Başkana itiraz etmiştik. Yani Hüseyin Başkan, üzülüyorum. Burada dedi ki öyle bir şeyler yaşanmadı. Yani Halil'e yakışabilir ama Hüseyin'e yakışmıyor diye düşünüyorum. Sürgem eğitimlerine Hüseyin Başkanımız yukarıda biz muhalefetteyiz arkadaşlar. Sürgem'e itiraz müessesesini işletelim şeklinde bizi ikna etti. Biz de evet tamam, bu itirazlar iyidir. Ama 10 dakika sonra iniyoruz aşağıya, Sürgem eğitimine katılıyoruz. Sürgem eğitimi yapılıyor. Şimdi neyine itiraz ediyoruz? Yani TÜRMOP yapılıyor olabilir ama itiraz ediyoruz, Sürgem'e karşıyız. Tezatlıklar içeriyor. Hani derler ya, bu ne perhis, bu ne lahana turşusu. Faaliyetlerin bazılarına, mesela başkanımda haberi yok ama şimdi söyleyeyim. Kerim Bulut arkadaşımız beni aradı. Bir milletvekili vardı. STK'lar ve odalarla ilgili toplantı yapacak. Oda yönetiminde de Yunus Başkan da, Yunus Bey de sekreterimiz, dedi ki bir kişi katılacak. Tamam, eyvallah. Ben de bizim dernek adına gittim. STK ve odalarla ilgili toplantı yapıyor. Bir baktım yedek yönetim kurulu üyemiz, değerli kardeşim Mesut Bey de oda başkanımızla beraberler, oradalar. Ama oda yönetiminde bir kişi karar aldık. Neden bunlar oluyor? Oda yönergesine uyulmuyor diye daha önceden de Asım Bey zamanında da biz Doğan Bey'e de itiraz etmiştik. O da yukarıdaki 14 kişilik meslektaşlarımıza yapılan o büro kısmına. Hüseyin Başkan da bildiğimiz kadarıyla itiraz ediyordu, yapılmasın şeklinde. Sonra bu Çağdaş Grubun projesidir denerek devam edildi. Geçen son meclis toplantısında da Hüseyin Başkanımız çıktı,
Doğan Başkan 1 milyon nerede dedi. Biz aynı soruyu önceden soruyorduk. Önceden böyle, şimdi böyle. O zaman ortaklık öküz ölene kadar mıydı diye insanın aklına geliyor. Bazı faaliyetlere bakıyorum. Ben yönetim kurulu üyesiyim. Allah razı olsun, Elif kardeşim buradaydı. Bizi temsilen Hüseyin Başkan'la beraber yapıyor. Güzel bir şey. Allah'tan o var. Hüseyin Başkan bizi sağ olsun son süreçte iyi ziyaretler yaptık, destek verdik, yanında bulunduk, katkı yapmaya çalıştık. Ama bu faaliyetlerden bazen haberimiz bile olmuyor. Ama Mesut Bey, işte Elif kardeşim bizi temsilen oralarda bulunuyor. Bir faaliyet eleştirisi de yapmıştık. Değerli kardeşim de sosyal faaliyetlerden sorumlu başkan yardımcımızdı. Bize de tabii o da yeni komisyonlara girince o da yavaş yavaş alışacak. Biz muhalefetteyiz arkadaşlar. Ben o günde o etkinlikte biraz geç kalmıştım. Etkinliğe de katılım sağladık. Hüseyin Başkan'a katkı yapamadığınızdan dolayı 2 saat boyunca arkadaşlara gül vermek, çiçek vermek için yalnız bıraktığınızı, yorulduğunuzu ifade ettim. Kardeşimiz de dedi ki emek vermeniz lazım, gayretli olmanız lazım ki hani harmanda iziniz olması lazım şeklinde cevap verdi. Arkadaşlar şeyi karıştırıyoruz herhalde. İktidar nedir, muhalefet nedir orayı karıştırıyoruz herhalde. İktidar icraat makamı, muhalefet şu anki politik siyasette de öyledir. O da şikayet makamını işletir. İcraat makamında biliyorsun hükmeden, hükümet olan bakanlar kurulu gibi çalışan. İcraat makamı ile muhalefeti biraz ayırmak lazım diye düşünüyorum. Bu duygu düşüncelerle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz Bünyamin Bey. Evet arkadaşlar, var mı konuşmak isteyen? Evet, en arkadan bir arkadaştan göremiyorum. Buyurun. Teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Belki kaçırmışımdır, ben o yüzden sormak istiyorum. Bu 6 Şubat'la ilgili Murat Bey bir açıklama yapmıştı. Deprem paralarının AFAD'a devredildiğiyle ilgili. Ben şunu sormak istiyorum. Neden 6 Şubat'ın yıl dönümü geldi? Neden bir sene sonra bu paralar verildi? Niye bir sene tutuldu? Bunu merak ettim bir mali müşavir olarak. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz Fatma Hanım. Evet, konuşmacı yok, cevaplayabilirsin. O da başkanımız cevaplandıracak sanıyorum. Arkadaşlar toplantı bitiyor. Ben hem derleyip toplayayım hem beraberce bu meclisi de bitirelim. Onun için fazla farklı polemik de olsun istemediğim için. Murat Bey zaten bir kez söz verdim. Sondan başlayayım. Fatma biz bu bağışı toplarken aslında bu toplantının gündemi de değil, daha önceki meclislerde dikkatli izlemenizi tavsiye ederim. Bu parayı o bölgeden Bursa'ya gelecek olan meslektaşlarımıza destek için, bu bittikten sonra, bu gelişin bitişinden sonra eğer kalan tutar olursa da zaten asıl amacı olan oraya göndermeyi karar almıştık. Burada yönetim kurulunda zaten bu konuda tam bir uyum içerisinde hareket ettik. Sadece Fatih Bey ile Sayman'ın görüştükleri konu şu arkadaşlar. Aslında 6 Şubat'ın yıl dönümünde gerçekten parayı gönderecektik. Ama para aynı zamanda nemalansın istediğimiz için de faizdeydi. Sayman 1000-2000 lira daha fazla faiz yazsın da öyle gönderelim diye bekledi. Görüşmeler de oradan aslında. Biz ilk toplanırken de söylemiştik, kurullardan arkadaşlarımız ve bağışı yapanlar bu amaçla bağış yapmıştı. Siz de umarım bilgilenmişsinizdir.
Valla Şevki Bey, eski başkanlarla ilgili ben sizinle farklı bakıyorum. Sanıyorum siyasilerle ilgili söylediğiniz diye ısrarla sordum. Eski başkanlar gerçekten, ben onları dinlerken benim de gözlerim doldu aslında. Benim de hatıralarım var 25-30 yıllık. Hakikaten buraya gelmiş olmalarını da değerli buldum. İster dinlesinler, ister dinlemesinler. Gerçekten siz de yönetim kurulunda bulundunuz. Buraya yönetim kurulu ya da diğer kurullarda ya da komisyonlarda çalışan arkadaşlar gerçekten çok zaman harcıyorlar ve bir müddet sonra bununla ilgili hakikaten anılmak, hatırlanmak ve takdir edilmek de istiyorlar. Artık çünkü bir kaygıları yok. Biz seçildiğimizden bu yana bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani eski başkanlarımızın, gelemeyenlerin evlerine kadar da gittik aslında. Eski meslektaşlarımızın da gittik. Biliyorsunuz bir proje olduğunu da söylemiştim. Zamanında bu projeyi de bizden sonraya bırakacak bir çalışmayı daha yapacağız. Olgunlaştıktan sonra sizlerle bunu da paylaşacağım. Gerçekten buraya katılanlarla, Sayın Ahmet Hikmet Sönmez ve Doğan Yılmaz hariç, onlar zaten halen mesleki faaliyetlerin, o da siyasetin içerisindeler. Diğerleriyle ilgili hiçbir şekilde size katılmıyorum. Bence buraya katılmış ve o dönemlerindeki anılarını ve tecrübelerini kısa da olsa bizle paylaşmış olmaları bende çok değerli. Bir gün o yaşa geldiğimde eğer çağrılırsam ben de çok gurur ve onur duyacağımı düşünüyorum. Hemen de gidebilirim. 80 yaşında bir başkan büyüğümün sağlık ya da genel durumunun ne olduğunu bilmiyorum. Sormak da çok tuhaf olurdu. Ne kadar durur, ne kadar bize katkı verirlerse o kadarı kabulümüz. Diyorum ya, sadece Doğan Yılmaz ve Ahmet Hikmet Sönmez başkanlarım var. Çünkü onlar halen fiilen siyasetin içerisindeler. O yüzden bu AFAD'la ilgili kısım da arkadaşlar, zaten TÜRMOP oraya bağışları, şunları bunları yaptı. Belli şeyler belli yerlere gitti. En doğru gidişi, odada kurumsal bir yapısı var. 100 küsur bin lirayı başkan cebine koyup gidip orada dağıtamaz ya da bir başka şekliyle. Ben bunu doğru bulmuyorum. Olsaydı da yapmazdım zaten. Bağışçıların bağış amacı neyse ona uygun davranmayı doğru buluruz. Kitapçıklarla ilgili söyledikleriniz doğru arkadaşlar. Şöyle bir kaygıyla da yürüdük. Bu bir iki konu aslında birbiriyle bağlantılı. Hani sanıyorum Bünyamin Savaş söyledi işte, Doğan Başkan 1 milyon nerede diye. Aslında elmalarla armutları karıştırdığı için söylüyor. Biz şuna itiraz etmiştik. Yönetim dönemimize devrolan bir bütçe var. Bu bütçeyle ilgili rakamlar ifade edilirken 31-12-2021 rakamları ifade ediliyor. Ve sanki bu para bize devredilmiş ve bu parayla icraat yapıyoruz gibi anlaşılıyor. Öyle değil. Aslında icra dönemimiz 5 Haziran'dan bir sonraki gün başladığını, o arada da harcamaların yapıldığını söylemek için bunu söyledim. Bünyamin aslında çok iyi biliyor. Sanıyorum yeni dönemde farklı siyaset hazırlıkları var kendisinde. Şimdiden de bu yolun doğru olmadığını söyleyip başarılar dilemek istiyorum kendisine. Bu yol tutmaz çünkü. Kitapçıklarımız doğru söylüyorsunuz. Biz hani şu Sayın Cumhurbaşkanımız EYT ile ilgili aslında herkesin destekleneceğini söylemişti ama Sayın Saymanımız burada 4 kişiye ödediğimiz kıdem tazminatının, bunu değişik defalar konuştuk. Hangi iktidar, hangi yönetim dönemi olursa olsun bir fon hesabı oluşturmadığımız için bu dönemin bütçesinden karşılandı. Devrolunan 2 milyon, 1 milyon 902 milyon gibi bir para zaten bunu karşılayacaktı ve bütçeyi çok dikkatli kullanmak zorundaydık. Çünkü TÜRMOP'ta daha başlamadan ya da başladıktan 3-4 ay sonra pat diye yazıyı gönderdi. Hiçbir odaya, özür dilerim, 6 Şubat'tan sonra hiçbir odaya ekonomik destek olunamayacağını, herkesin ayağını yorganına göre uzatması gerektiğini. Dolayısıyla bakın orada bir şey var. Bir meslektaşım söylemişti. Saymanlık sunuşunda 1 milyon 800 küsur bin liralık sponsorluk geliri var bu dönemde. Hakikaten o da o özverinin ve Sayman'ın ve bu yönetim döneminin başarısı olarak bence hanemizde. Ayağımızı yan bassaydı kapı yutmuştuk. Yani çünkü para isteyeceğimiz hiçbir yer yok.
Hoş böyle olmasa da alabileceğimizi zannetmiyorduk. Yani buna rağmen bütçe disiplinine uyarak gitmek istedik. Takvimler, kitapçıklar, promosyonlar. Ben bunu bir mecliste açıkladım arkadaşlar. Odamızın 6000 üyesi var. 3000 üyeden aidat toplayıp bununla promosyon yaptırıp icraya verdiğim üyeme ajanda ve promosyon göndermeyi teknik olarak ve insani olarak doğru bulmuyorum. Biz odada başka faaliyetler yürütmeliyiz. Kendisine ajanda alabilir meslektaşım. Olabildiğince bu alanları farklı değerlendirdik. Yönetim anlayışımız bu. Bizimle beraber bulunan 9 kişilik yönetim kurulunun tamamı da aynı fikri paylaştı. Ben hani kendini muhalefet olarak adlandıran arkadaşlarımı da bu konudaki destek ve anlayışları için teşekkür ediyorum. Evet, böyle yürüdü. Kitapçıklarla ilgili, hayır, kamu kuruluşlarına göndermedik. Fark ettiğiniz üzere kitapçıkları bastırıp, bakın bir daha bununla ilgili bütçeleri de konuşmuştuk daha önce aslında ama hepinizi bir daha bilgilendireyim arkadaşlar. Sadece dağıtım hizmeti geçen yıl, bir önceki yıl 180 bin lira civarındaydı. Bu parayı vermeyi çok doğru bulmadık. Dedik ki hazır pandemide meslektaşımızın da buradan ayağı kesilmiş, birbirimizle soğumuşuz. Hani bu salonları dolduracağız ya, bir sebep bulalım. Arkadaşlarımızı arayıp, arkadaşlar odaya geldiğinizde ilçelere, ilçe temsilciliklerimize, eğitimlere giderken arabalarımıza koyduk, götürdük. Gerçekten de ciddi bir tasarruf, yani dediğimiz gibi odanın bu faaliyet döneminde tüm yönetim kurulu arkadaşlarımın da, az önce Bünyamin Bey'e şey yaptım, takıldım ama hani icra makamı olduğumuzu söylüyor. Biz bir yere gideceğimiz zaman icra makamı gitsin demiyor. Hep beraber gidelim diyor. Ben de kendisine buradan ufak bir dokundurma yapayım. Biz arkadaşlar icra makamı gider dediğimizde hayır, hepimiz yöneticiyiz diyor. Ama hani elmaları yerken hep beraber yiyelim, sapını ayıklarken siz tutun diyor. Öyle değil Bünyamin. Elmayı biz yiyorsak sapını da biz tutarız. Yok, elmayı siz yiyorsanız sapını da siz tutarsınız. Bunu seçildikten hemen sonra da söyledim. Arkadaşlarımı eleştirmek için değil, yönetim anlayışımız. Sonuçta genel kurula çıkacağız. Bakın burada bütün eleştirilere biz cevap vereceğiz. O da eleştiren yerde. Evet, yönetim dönemi içerisinde zaman zaman aksaklıklar olmuş. İnsani aksaklıklar. Onlar işte o geç kalmış, öbürü erken gitmiş. Onlara diyeceğim çok fazla bir şey yok. Kitapçığı da o yüzden kamu kurum ve kuruluşlarına da bastırmadık, üstüne üstlük. Bir realitemiz var arkadaşlar. Mecliste söylüyorum bunu. Odamızın 5800 üyesi var. Bir dağıtım yapıyoruz. 1000 tane gönderi geri geliyor. Bu parayı sizin adınıza vermeye ya da başkaları tarafından heba edilmesine gönlümüz razı değil. O yüzden yapmadık. Bakın şimdi dergi basacağız. Dergiyi de aynısını yapacağız. Adresinden geri gelen 1000 kişiye hiç göndermeyeceğiz. Belli ki meslektaşım adresini bildirmiyor. Biz her eğitimde, her toplu organizasyonda, ben bu kürsüden söylüyorum arkadaşlar, SMS ayarlarınızı değiştirin. Arkadaşlar şöyle yapalım, böyle yapalım. Niye biliyor musunuz? Odayla meslektaşımızın iletişimini, bağını kuralım istiyoruz. Ama bunu yaparken de dediğim gibi aidatını, depremden dolayı zor ülkede ben çok rahat günler geçirildiğini düşünmüyorum. Bazılarımızın rahat olması herkesin rahat olduğu anlamına da gelmez. Dolayısıyla da kitapçığı kamu kurumlarına göndermedik. Sadece meslektaşlarımıza bastık ve bizim dışımızda, bizden önceki dönemden de gelenek halde gelinen iki odamız, Balıkesir odamız ve Bilecik odamız, bizden son 10 dakikam mı diye baktım bir anda, bizden bu konuda talepte bulundukları için yalnızca 100 adet Bilecik'e, 120 adet Balıkesir'e bu kitapçıktan gönderdik arkadaşlar. Ya ben aslında şu ilçe ve komisyon seçimlerini artık açmayayım istiyordum. Aslında bunu anlattım. Son kez anlatacağım. Anlamamışsa Bünyamin'de bir sorun var deyip geçerim bundan sonra. Daha da başka bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar. Biz ilçeye gittiğimizde açık oylama mı, kapalı oylama mı yapacağımızı ilçedeki meslektaşlarımıza sorduk. İki oyla açık oylama yapılsın çıktı. Sevgili Bünyamin arkadaşım, bunu eline doladı, anlamak istemedim. Ama aynı
seçimi burada komisyon seçimlerinde de yaptık. Cem Ağa kardeşim burada dedi ki başkanım açık oyla mı olsun dedi. Yaşanı kayıtlıdır diyeceğim, kayıtlı adamadık da yani. Yalnız dedi ben dedi salona doğru döneceğim. Salona bakacağım dedi. Bakarak oylama yapılmasını istiyorum. Arkadaşlar ben şimdi bunu birisini şey için değil ya ben böyle bir adaletsizlik yapmadım. Dedim o zaman Cem ikimiz beraber dönelim salona. Ben de salona dönmek istiyorum. Tamam dedi. Döndük salona. İlk oylamayı yaptık. 60 kişi de zaten ilk oylamada 40-41 kişimine Mustafa Özden yani 32 mi bilmiyorum ben sayıyı. Peki şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kabul. 60 kişiydi. 30-30 ya. 31 kişi, 32 kişi şeyde oy verdi. Diğer arkadaşımız oy verdi. 28'i de Cem Kılpay'ı kaçırdı. Öyle söyleyeyim. Ama salonda şöyle anlar yaşandı. Bazı arkadaşlarımız ellerini kaldırmak istedi. Öbürküler yandan çekti. Kaldıramadı filan. Ya arkadaşlar ben ilk seçildiğim günden beri bir şey söyledim. Sandıkta beni yenebilirsiniz ama kandıramazsınız. Kanmış gibi yapabilirim sadece. Şimdi bunu da anlatıyorum. Bu konu üstüne üstlük burada açık oylamayı da o komisyonun toplantısında üyelerin oyuyla almadık. Katılan adayların talebi böyleydi. Biz de böyle yaptık. Ve üzerinden artık neredeyse 1,5-2 yıla yakın zaman geçti. Bence küllendi ve sanıyorum herkes anladı. Umarım son kez Bünyamin sen de anlamışsındır. Sürgem'le ilgili konu ve Şevki Bey'in şu başkan arkandayız hep aklıma Timur'un fillerini getirir arkadaşlar. Biz sanıyorum Sayın Ahmet Hikmet Sönmez'in dönemiydi. TÜİK formları ile ilgili burada bir protesto kararı aldık ve o zaman da diyelim ki odamızın üye sayısı 4000 ise sanıyorum 40-50 kişiyle TÜİK'in oraya gittik. Ve o gün benim hatıralarımda böyle biraz burnumun direği sızlayarak geçer. Derim ki Hüseyin Halil, örgütlemeden bir şey yaparsan ya da bu konunun çok örgütlü olduğuna, ülkede her şeyin bu kadar çok örgütlü yapıyla hareket ettiğini düşünürsen bir daha bunu yaşarsın. Maalesef size katılmıyorum bu konuda. Biz Sürgem'le ilgili şuna karşıyız arkadaşlar. Sürgem eğitimlerinin altyapısı, kredilendirme sistemi ve meslektaşla odanın karşı karşıya gelmesi. Bunu söyledik. Eğitime karşı olabilir miyiz? Değil. Sürgem'i koydun. Bak kamu gözetimi kurumu benim belgemi askıya alıyor değil mi? Arkadaşlar içinizden her biri de benden sonra oda başkanlığı yapabilir. Bununla karşılaşacak zaten. Bununla karşılaştığınız zaman böyle tavır alacaksınız. Diyor ki faaliyet belgesi verme. Ne münasebet? Biz bunları 20-25 yıl önce ülke yönetilirken vergi dairelerinde borcu olana fatura basım izni verme. Ya arkadaş biz kavga ediyorduk. Bununla bunun ne alakası var diye. TÜRMOP üst birliksin, dirayetlisin. Aldın kararını de ki krediyi tamamlamayanın belgesini askıya alacağım. Beyanname gönderemeyecek. Herkes çok akıllı ya, ben de üyemle burada meslektaşımla karşı karşıya geleceğim. Bu dönem yarıştığım aday Fatih Aslan. Fatih'le ben burada Don Kişotluk yapacağız. Niye? Arkadaşlar eğitim de geliyor. Eğitim enflasyon muhasebesi eğitimi. Yaptığımız iki eğitimin ikisi de Bünyamin enflasyon muhasebesiyle ilgili. Çıkarsan da anlatırsın bu eğitim yanlıştı dersin. Biz kredi ile ilgili fikrimizi söyledik. Arkadaşlar şunun gibi yani bir yerde bir istisnası var. Öz eleştiriyi yapayım. Kabul ediyorum onu da. Kendi arkadaşlarım da söylediler. Karacabey Mustafa Kemal Paşa ortak eğitimi yapıyorduk. Dediler ki ya Sürgem kredileri var. Ben de ve yönetimdeki hiçbir arkadaş imza atmıyordu. Geldi Kevser Hanım da sağ, Nuri Bey de sağ. Başkan ne olur sen de şurayı imzala. 3 krediye mi şey yapacağım orada? Arkadaşlar da imzalasın. Vallahi sizden fazla benim kendi arkadaşlarım davul gibi gerdiler beni. 3 kredi aldım diye. Haydi dedim 3 kredisine arkadaşlar. Gerçekten bu konuya bakış açımız bu.
Ve bu şekliyle uygulanması doğru değil. Öyle tevatürler dolaşıyor. Bir de tabii şöyle bir şey var. Şevke Bey, gerçekten biz yönetim olarak hiçbir ne mesaj, ne bir duyuru, yok faaliyet belgesi vermeyiz, yok şu olur bu olur, hiçbir şey yapmadık. Hiç kimseye de söylememişizdir ha. Ama meslektaşlar, geçen yılın son 1,5 ayı inanılmaz. Başkanım biz bu kredileri tamam, ne oldu, mahvolduk gitti mi? Ya yok diyorum, böyle bir şey diyen mi oldu yönetimden filan? Yani sandığınız gibi yürümüyor o işler. Biraz farklı. Efendim, bak Asım, ikimiz de aynı şeyi söylüyoruz. Ben yönetmeliğin böyle yazdığını söylüyorum. Ama bu yönetmeliği uygulama konusunda oda yönetiminin 9 kişisinin de bu dönem ortaklaşa böyle bir karar aldığını söylüyorum. Ben de diyorum ki kimseye faaliyet... ben sanıyorum yeterince açık konuşuyorum arkadaşlar. Bu yönetmeliği, bu yetki yok Asım. Yetki yok. Ben arkadaşlarıma açıkça söylüyorum. Yönetmeliği bu şekliyle hem odalarla, hem meslektaşlarımızla, hem de odanın meslektaşlarıyla ilişkisi olarak doğru bulmuyorum. Siz sanıyorum önümüzdeki dönem aday olacaksınız. Gelir yönetmeliği uygular, faaliyet belgesi vermezsiniz. Sürgem kredisini tamamlamayana faaliyet belgesi vermezsiniz. Başka da bir şey diyemem bu konuyla ilgili. Yönetmeliği de doğru bulmadığımı bu haliyle, yönetmeliğin uygulamasının doğru olmadığını söylüyorum. Diyorum ki TÜRMOP, eğer bu işi yapacaksan kamu gözetimi kurumu gibi tak diye belgeyi askıya alırsın. Bakın benim belgem askıda. Bağımsız denetim yapamıyorum, kullanamıyorum belgemi. Diyor ki kredini tamamla, ondan sonra gel. Şimdi diğer türlüsünün üye ile oda yönetimlerini, yönetim kurulunun her bir ferdini karşı karşıya getirmek olduğunu ben biliyorum. Evet arkadaşlar, ben bugün verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Muhasebe haftasında zamanınızı ayırdınız. Bugün birlikte olduk. Muhasebe haftası etkinliklerinde bize katkı verdiniz, destek verdiniz. Görüş, eleştiri ve önerilerinizle gelecek dönem içinde ışık tuttunuz. Sürçülisan ettiysek affola. Sayın Divan'a yönetimi için teşekkür ederim. Aşırı Bey'i bitirdim. Bir soru soracağım da köşedeyken. Peki, sorun. Yani estağfurullah. Peki. İlgilendirmeye tamam olan ya da kitapçıkla ilgili sevgili başkan, ben de katılıyorum görüşmeyi. Hasan Rıfan Yönelik oluşturdu. Gelsin odadan alsınlar. O kişiye katılıyorum ama bizim meslektaşlarımızın özellikle faaliyet belgesinin bile uzaktan alındığı bir dönemde maalesef odaya ilgili işlemleri çok fazla düşük ve bu nedenle de kitapçıkların herhalde bir büyük bölümü oda stoklarında dağıtılan kaldı gibi düşünüyorum. Bu konuda sizin şeyinizde bilgi miydi? Bir de 2024 el kitapçığımız hazırlayan Zaryas'ın namı şey, aklına gerçek. Evet. Evet. Allah'tan iyice kamu kurumlarına bunu dağıtmamışız. Fakat evet. Rezil olmuşuz. Nedeni ise 33. sayfada ve 133. sayfada güncellenmiş olan KDV oranları burada kes yapmıştır yapılarak güncellenmeden baskı edilmiş. Bunu yönetimsel olarak neden kontrol edilmesi ya da ücret ödediğimiz profesöre neden bunu birik birik inceleyerek %8'li, %18'li KDV oranlarıyla bunu meslektaşlara yanlış bilgilendirme yapılmasına vesile olmuştur. Yönetim neden bunu doğru düz kontrolü yapmamıştır? Bunu soruyorum. Teşekkür ederim. Evet, var mı başka arkadaşlar soru sormak isteyen? Peki. Arkadaşlar evet, hocamız hazırlamıştır kitapçığı. Biz de aslında bu oransal farklılıkları ben en azından fark ettim. Ve aslında bir görüşmede yaptık. Belki katma değer vergisiyle ilgili bir sadeleştirme olacağını bildiğimiz için daha önce hazırlayıp bu değişiklikleri yayınladığımız gibi yayınlayabiliriz. Vallahi kamu kuruluşlarındakilere rezil falan olmayız. Ayın 7'sinde KDV oranını değiştiren, değiştirmeyi, değiştirdiklerini kendisi farklı farklı uygulayan kamu kuruluşları, ben bitirim Aşır Bey, aldım sizin söylediklerinizi. Geçen yıl Temmuz ayında değişti KDV oranları.
Bakın beni dinlemediğiniz için tekrar tekrar söylüyorum. Ben diyorum ki hiç kimseye rezil mezil olmayız. Evet, bu konudaki düzeltmeyi belki seçimden sonra bir föyle beraber, çünkü bir sadeleşme bekliyoruz KDV ile ilgili, birlikte yapacağız. Evet arkadaşlar, tam sözümün sonunda Aşır Bey sordu. Kendisine uyarısı için de teşekkür ediyorum. Burada yönetim kurulu üyeliği yapmış arkadaşlarımız var. Oturup satır satır kontrol edeceğiniz bir şeyi oturup hazırlarsınız. Evet, o profesyonelimizin bu konuda yapmış olduğu bir hata vardır ve o hatanın öz eleştirisi de bizdedir yönetici olarak. Hatta başkan olarak bendedir arkadaşlar. Ben de dediğim gibi KDV oranlarındaki değişiklikle beraber bu değişiklik föyünü hazırlayıp meslektaşlarımıza sunacağım. Bu konudaki eleştiriniz haklı. Ama şu mümkün değil arkadaşlar. Özellikle tekrar ediyorum, odamızda 17 kişi çalıştığı dönemden şu anda 7 kişi çalışıyoruz. Ve ücretleri, 2 aylık ücretleri Sayman okudu. Ben bu konuda gözümüzden kaçan ya da dikkatimizden kaçan ne varsa sorumluluğunun bana ait olduğunu, bedeli neyse de siyaseten de ödemeye hazır olduğumu söyleyebilirim. Gerekli düzeltmeleri yapar, meslektaşlarımızın da yeniden dikkatlice kullanımına sunarız arkadaşlar. Ama yine de kamu kuruluşlarına bu kitapçığı göndermeyeceğiz. Çünkü meslektaşlarımızın aidatlarını çok dikkatli harcamaya çalışıyoruz. Ben tekrar Kadınlar Günü ile ilgili son bir şey söyleyip kapatacağım. Ahmet Başkan emekçi kelimesi ile ilgili farklı bir şey söyledi. Ben de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Tüm kadınların emekçi olduğunu farz ediyorum. O yüzden emekçi kadınlar denmesiyle yalnızca kadınlar denmesi arasında bir fark görmüyorum. Ama bu emeği veren kadınlara da, bu mücadeleyi veren kadınlara da emekçi cümlesinin fazla olmadığını, hakları olduğunu, onlar olmasaydı bugünün asla kutlanamayacağını düşünerek Ahmet Başkan'a katılıyorum. Kadınlarımız da bu konuda hepsi emekçidir. Evde yemek pişiren, çocuk bakan, evini temizleyen hepsi emekçi kadındır. Ama mücadeleyi onlar başlatmıştır. Onların mücadelesine böyle bir saygı duymak gerekiyor. Katılıyorum Ahmet Başkan'a da. Hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum başkanım. Arkadaşlar, katılımınız için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.